Günaydın sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor programında 4 Ağustos Çarşamba sabahı sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 6.59'u gösteriyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Bir haftadır devam eden korkularımız, endişelerimiz bu sabah içinde benzer biçimde devam ediyor. Yangın söndürülemeyen noktalar var. Termik santrali tehdit eden alevler, yerleşim yerlerine tehdit eden alevler gece yarısı devam etti. Gece yarısı paylaşılan mesajlar var. Başka Manavgat, Marmaris, Bodrum dışında Denizli, Aydın gibi, Çanakkale gibi illerde çıkan yangınlar var, orman yangınları var. Daha küçük çaplı olup işte söndürülebilen var. Söndürüldüğü düşünülen ama sabah saatlerinde yeniden alevlenen yangınlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanı yanmaya devam ediyor ve tartışmalarda iktidarın bu konudaki beceriksizliği üzerinden iktidar elinden geleni yapıyor demiştik. Dün de söyledik, hani elinden gelen bu kadar, öyle anlaşılıyor. Bir kötü niyet eğer kasıt aramayacaksak, ki aramamalıyız, arayamayız öyle söyleyeyim. Yani dolayısıyla tedbirsiz tek bir uçak bile bulundurmadan bir yangın mevsimine girdiğimiz gerçeği göz önünde olunca iktidar bu beceriksizliğini örtebilmek için her türlü imkanı kullanıyor. Belediyeleri sorumlu tutmaktan, işte yangınları göstermemek için RTÜ'yü devreye sokmaya kadar. RTÜK Başkanı dün demokratik demeyeceğim, yarı demokratik demeyeceğim, çeyrek demokratik bir ülkede herhangi birinin ağzına alamayacağı, söylemekten utanacağı ve korkacağı sözleri metin haline getirdi ve televizyon kanallarına gönderdi. Televizyon kanallarından yangın bölgelerini göstermeyin dedi. Biraz sonra ayrıntılarını vereceğim. Yani bu kadar çok sönmüş yer varken niye söndürülmüş, sönmüş de değil, söndürülmüş yerleri göstermek varken siz niye ateşin içerisinden yayın yapıyorsunuz demiş oldu. Ayrıntılarını aktaracağız. Yangınla mücadele edemeyince algıyı yönetmek isteyen iktidarın bir de sahnelenen, işte ortaya çıkan görüntülerin kamuoyuna yansımasından duyduğu rahatsızlığı böylece hep birlikte görmüş olduk. Onlar da teyit etmiş oldular. Genellikle uyuldu mu? Yani RTÜK Başkanı böyle söyledi, dur artık yalan yer göstermeyelim. Vallahi öyle bir habercilik dünyada yok. Yani ya penguen göstereceksiniz, hani hiç yangın yokmuş gibi, ya da kameranızı çevirdiğinizde ister istemez, eğer Manavgat, Bodrum, Marmaris buralardaysanız, vallahi yanıyor her taraf. Hani her taraf yanarken yangını göstermeme şansı hiç kimsenin yok. Kaldı ki çok daha televizyonların ötesinde çok daha etkili belki hale gelmiş olan sosyal medya kullanıcıları arasındaki paylaşımlarda zaten nerede ne yaşandığı açık biçimde görülüyor. Televizyonları susturmaya çalışmaksa belki bu alanda özellikle sosyal medyanın yakın dönemde gördüğümüz kirli yanının da ön plana çıkabilmesi ve provokasyonların artabilmesine zemin hazırlayacağı kaygısını da taşımadığı anlaşılıyor RTÜK'ün. 8. gündeyiz. Manavgat'ta başladı. Sonra diğer gün illerde benzer, işte Manavgat'takinde gibi felaket olarak adlandırılabileceğimiz yangınlarla karşı karşıyayız. Şu anda 6 ilde 11 yangın devam ediyor sevgili izleyiciler. Korona, o da durmuyor tabii. Yangın çıktı diye onun yayılmasında ve yarattığı tabloda herhangi bir düzelme söz konusu değil. Korona'da dün 126 kişi yaşamını yitirdi salgında. Dolayısıyla hani 20'ydi, 40'tı, 50'ydi, 50'de kaldı uzun süre. Dün işaret etmiştik 96, 91 ve bugün 126 ölüm. Vaka sayısı 20 bin, 22, 24 binlerde, ölüm sayıları yüksek. Bu ne anlama geliyor? Bunu herhalde sağlıkçılarla konuşmak lazım ama korona vakalarının yükselmeye başladığı tarihle ölüm sayılarının yükseldiği tarih arasındaki boşluk kapatılırsa, yani vaka önce ortaya çıkıyor, kişi hastalanıyor, sonra hemen ölüm gerçekleşmiyor, belli bir süre sonra ölümler yaşanmaya başlıyor. Nitekim 126 kişinin ölmesi koronavirüste karşı karşıya olduğumuz herhalde delta,
ya da başka bir varyant bilemiyoruz. Türkiye'de varyant tespit etmek pek mümkün olmuyor. Ama şu an ölümcül bir hal, varyantla, ölümcül haliyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü vaka sayıları şunun şurasında işte 2 hafta, 3 hafta önce 5 binlerdeydi. Hızla yükseldi. 20 binlerde yakın zamandan beri 20 binlerde seyrediyor ve ölümler 50'den 126'ya bir anda fırladı. Öyle 50, 60, 70, 80, 85, 90 diye gitmedi. 50 iken 90, 120 oldu. Dolayısıyla ölümcül bir varyantla karşı karşıya olduğumuzu herhalde söyleyebiliriz. Bunlara baktığımızda elbette ayrıntıları uzmanlarla konuşmak lazım. Bugünün çok konuşulacak haberlerinden birisi de Afgan göçmenlerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin göç kabul programı ve o kabul programıyla ortaya koyduğu bizim bilmediğimiz ama öğrendiğimiz şeyler var. Gerçi Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi ama Türkiye'ye herhangi bir danışmadan karar alındığını söylüyor ama Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Afganistan'da bugüne kadar Taliban için biz oradaydık, onlarla mücadele için oradaydık. Şimdi boşalttık, siz mücadele edin diyor ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri gittiği özgürlük ve demokrasi götürmek için gittiği her ülkede kendisinin aslında kendisine çok yakın işbirlikçiler her zaman buluyor. Sonra onları da yalnız bırakmıyor. O işbirlikleri Amerika askeri oraya gittikten sonra mı kurulan işbirlikleri? Yoksa zaten Amerika oraya gitmeden önce kurulmuş ve ülkenin hani karışmasında da rol almış kişiler midir o işbirlikçiler? Valla Suriye, Irak filan hani oralar hatırlanınca bu konu uzun uzun konuşulabilir. Biraz kapalı mı anlatıyorum bilmiyorum ama yani tabii gençler var, her şeyi hatırlamayabilirler. Neyse, sonuçta Amerika'nın işbirlikçileri her yerde var. Bunlar önceden ülkeyi karıştırırlar. Amerika müdahale eder. Amerika müdahale ettikten sonra ülkeyi terk ederken de o önceden casuslarını da alır, ülkesine götürür. Böyle özetleyeyim. Böylece dolaylı değil, doğrudan anlatmış olayım bilmeyenler için de. Afganlar için de işte biz bunlar 50 bin kişiyi götüreceğiz Amerika'ya dediler. Nasıl götürecekler? Valla işte bir üçüncü ülkeye gitmeniz lazım. Üçüncü ülkede şu anda Türkiye en güvenilir ülke görünüyor. Siz Türkiye'ye gidin, biz sizleri oradan alacağız, götüreceğiz. 1 milyon Afgan içinde tamam, yani bu 50 bin kişiyi götüreceğiz ama diğerlerinin hepsini alamayız, 1 milyon Afgan'ı. Sizler için de doğru adres, iyi adres Türkiye'dir. Siz İran üzerinden Türkiye'ye gidin dedi. 1 milyon Afgan için. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açık, resmi ilanının ardından tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkçe ve İngilizce mesajlar paylaştı. Bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la buluşması sırasında bu kararın alındığını, Biden'ın bunu Erdoğan'a ilettiğini, Erdoğan'ın da tamam dediğini, düşündüğünü aktardı. Herhalde böyle olmuştur. Kimsenin alınmadığı, tek bir tercümanın bulunduğu o görüşmede alınmış bir karar olmalı ki bu kadar rahat biz size 1 milyon Afgan gönderiyoruz açıklaması yapılabildiğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve buna tepki gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı ise açıklama yaparak Türkiye olarak Amerika'nın sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz açıklamasında bulundu. Tabii Dışişleri Bakanlığı ülkemize danışmadan aldığı karar dese de yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tercümanın katıldığı o toplantıdaki tüm görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olup olmadığı da herhalde konuşulacak ve tartışılacaktır. Yani dışlarının haberi yoktur da acaba iktidarın, AKP'nin, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu da zaten o ayrıntıya dikkat çekiyor. Evet, olimpiyat mücadelesinde de kadın voleybol takımı dün yenildi. Hani kıl payı yenildi deniyor, kaçırdı deniyor. Ama tabii tebrikler var buraya kadar geldikleri için, çeyrek finalde verdikleri mücadele için. Onların maçtan sonra döktükleri gözyaşının üzerine diyelim. Öne çıkan başlıklar bunlar. Tabii program içerisinde sosyal medya mesajları, sıcak gelişmeler, gazete haberleri, köşe yazıları, dünden kalan bazı haberlerle ilgili sizler için hazırladığımız videolar. Üçüncü bölümde bir konuğumuz, Ormancılar Derneği
ikinci başkanı Ahmet Hüsrev Özkara bizlerle birlikte olacak saat 9'da. Bir dolu dolu 3 saat geçireceğimizi düşünüyorum. Başlayalım, gazetelerle mi başlayalım? Evet, gündemi özetledik zaten. Gazetelerle hemen bir bakalım ne var ne yok diye. Cumhuriyet gazetesi, yangın AKP'ye sıçradı diyor. Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları partiyi rahatsız etti. İktidar hiçbir şey yapmıyor algısı yarattı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yangınla mücadelede belediyelerin sorumlu olduğu sözleri AKP'de tartışma yarattı. Partide halkla ve belediyelerle bizi karşı karşıya getirdi. İktidar hiçbir şey yapmıyor algısını güçlendirdi yorumları yapıldı. Erdoğan'ın Pakdemirli'nin sözlerine kızdığı ve kendisini uyardığı belirtildi. Niye öyle söylüyorsun? Niye belediyeler sorumlu diyorsun? Yarın yangın söndürüldüğünde biz nasıl bir başarı hikayesi yazacağız? Yani bak bu yangınları söndürdük dememiz lazım. Şimdi sen belediyeler sorumlu diyorsun. Yangınlar zaten söndüremiyoruz ama bir şekilde sönüyor. Belediyeler çıkıp söndü yangınlar derse bu başarıyı onların hanesine mi yazdıracağız mı dedi. Başka bir şey mi dedi bilmiyorum ama uyarmış. Kendisini uyardığı belirtilmiş. Acaba hangi çerçevede uyardı? Ya şunu söylemek istiyorum. Uyarı var, uyarı var. Hani uyardı da neden duyduğu rahatsızlıkla uyardı? Onu tam anlayabilmek, çözebilmek mümkün değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaşanan trajedinin bir kişinin acziyetini ortaya koyduğunu söyledi. Türk Hava Kurumu'nun yenilenmesi için belediyeleri ve iş insanlarını göreve çağıran Kılıçdaroğlu, yanan yerlere bir tek tuğla koydurmayacağız dedi. Dün 11 Büyükşehir Belediye Başkanı da ortak bir açıklama yaptılar. Yaptıkları açıklamada Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını yenilemeyi üstlenmek istediklerini söylediler. Ve bu uçakların yangınla mücadelede kullanılması için onlar da üzerine düşenini yapacaklarını söylediler. Madem belediyeler sorumlu diyor Tarım ve Orman Bakanı ki değiliz ama biz üzerimize düşmeyen o sorumluluğu ilk etapta normalde almaya hazırız. Hemen o uçakları yenileyelim ve bu uçakları uçurmaya başlayalım diyor 11 Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın yangın mevsimindeyiz. Yani böyle selde olduğu gibi işte yağmur yağdı, işte o oldu bu oldu, hadi bu hasarı kaldıralım, bir dahaki sele kadar dur bakalım diyeceğimiz bir tablo yok karşımızda. Büyük yangınlar var. Bu çıkan mevcut yangınlar söndürülemiyor. Her geçen gün daha etkili, daha geniş alanlarda etkili oluyor. Ve bu söndürüldüğünde bitmeyecek. Havalar hala sıcak. Nem yok. Önümüzdeki bir ay boyunca, Ağustos ayı boyunca Türkiye'nin risk haritasında size gösterdik. O yüksek riskli bölgelerinde her an yangınlar çıkabilir ve bu yangınlar büyüyebilir. Bu böyle bir iki gün idare edelim. Ne de olsa işte sel de vurdu gitti sonra toplarız diyebileceğimiz bir felaket değil. Bununla akılcı, planlı, uzun vadeli mücadelenin programlanmış olması gerekiyordu. Gördük ki programlanmamış. Tek bir uçak bile alınmamış. Şimdi içinde iken, yanarken yine akla ihtiyaç var. Hızlı bir planlama, hızlı bir planlamanın ardından güçlü bir koordinasyon ve bundan sonrasını en azından bu yılı kurtaracak ve sonraki yıllar için elbette temel hazırlıkları yapmak üzere bir akla ihtiyaç var. Böyle bir yönetime ihtiyaç var ama hala Türkiye'de yangınla mücadele konusunda tüm imkanların doğru organizasyonla alana sevk edilip sevk edilmediği de tartışılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neden bu mücadelenin içerisinde yer almadığı dün de gün boyu konuşuldu, soruldu. Üstelik de ağır sorular var, biraz sonra soracağız. 26 helikoptere 1000 lira. Orman Genel Müdürlüğü'nün 4.2 milyarlık bütçesinden orman yangınları için 193 milyon lira ayırdığı ve ilk 6 ayda sadece 3.4 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. CHP'li Emir, OGM 26 helikopter için 1000 lira ödenek ayırmış dedi. Genel müdür yardımcılarına mı işte bölge müdürlerine 60 milyon lira makam aracı ödeneği çıkmış 2021 yılında, 1,5 ay, 2 ay önce 60 milyon lira ödenmiş ve 28 yeni makam aracı alınırken orman yangınları için ayrılan miktar 193 milyon lira olmuş.
Cevap ve düzeltme metni var. Bir cevap ve düzeltme. Artık o haberi ben okumadığıma göre, o haberi paylaşmadığıma göre cevap ve düzeltmesini de vermeme gerek yok. Devam edelim. Enflasyon yangını. Ormanların kül olduğu ülkede ekonomi de 20 yılın en yüksek verisini gördü. Enflasyonda da yangın var. Son 20 yılın en yüksek verisi Temmuz ayı için. Birkaç gündür söylüyorduk zaten. Çarşı pazar yangın yeri. Hiçbir şeyin fiyatı ucuzlamıyor. İşte domates 5 liradan, üzüm 12-13 liradan, 10 liradan, kavun 3 lira 5 lira arası fiyatlardan. Yani her şey çok yüksek. Öyle bir ya sezonu geldi hadi şu meyveyi de yiyelim, şu sebzeyi de yiyebilirim, rahat rahat alalım diyeceğiniz bir yıl yaşamıyoruz. İşte o enflasyona yansımış. Üstelik resmi veriler bunlar. Yani sokaktaki, çarşı pazardaki enflasyonu ne kadar yansıttığı her zaman tartışılmış. Resmi verilerde 1.8 Temmuz ayı enflasyonu. Ve bu 20 yılın zirvesi. Temmuz ayında böyle bir enflasyon yok. Yıllık %18.95. Yani 5 olsa, yani 0.5 olsa 19 olacak. Bu şey var ya, dükkanlarda 9.99 diye etiket yapıştırıyorlar ya, TÜİK'te enflasyonu 18.95'te tutmuş. Tabii Türkiye'de yıllık faizlerin, faiz oranlarının 19 olması, enflasyonun onun altında çıkmış olması Merkez Bankası açısından da, ekonomik veriler açısından da bir anlam ifade ediyor. Yani tam yerinde tutulmuş deniyor. Dün Faik Öztrak da öyle söyledi. Yani virgülle tutturdular diyor, faizin altında tuttular enflasyonu. Evet, enflasyon da insanları, ceplerini yakıyor diyelim, devam edelim. Madalyalar var jimnastikte. Ferhat Arıcan paralel bar finalinde yarışmış. Bronz madalya kazanarak tarihe geçti. Böylece Türkiye jimnastikte ilk olimpiyat madalyasını aldı. Pek çok ilk tabii var. Kadın güreşçi ilk kez bronz madalya aldı. Eda Tuğsuz finale yükseldi. Necati Er 3 adım atlamada adını finale yazdırdı. Olimpiyatta gelen başarı hikayeleri böyle. Orman İş'ten ihmal iddiası, işçiler ölüme gönderildi. Orman İş Başkanı Durmuş, bir arazözde en az 6 kişi bulunması gerektiğini, müdahaleye 4 kişi gidildiğini, Erdal Tovka ve Yaşar Cınbaş'ın kurumun eksikliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi. Yaşamını yitirenler var yangınla mücadele sırasında ve orman iş ihmal var diyor. 6 kişi olması gereken araçta 4 kişi olunca dolayısıyla bu ölüm kurumun eksikliğinden kaynaklanıyor bu ölümler. Biz ne zaman yanacağız? Muğla'daki yangınlar önüne ne gelirse yakıp geçiyor. Bölgede şiddetli kuraklık etkili. Her yer kurumuş ve bir kıvılcım büyük bir kabusu başlatıyor. Ya hal böyleyken havai fişek atılıyor belirli bölgelerde, düğünlerde, derneklerde. İzmir'den bir görüntü var. Eski mi yeni mi bilmiyorum ama sanki daha önce de görmüştüm diye böyle bir kafamda canlandı. Ama yani havai fişek en küçük bir kıvılcım her yeri yakabilir. O kadar kuru. Zaten aylardır kuraklık var. O hatırlayacaksınız, haritaları ekrana getirdik. Yani doğuda, Doğu Anadolu'da, Akdeniz'de aylardır devam eden kuraklık nedeniyle şu anda yangınlar bu nedenle hızlıca büyüyor. Bir de üzerine rüzgar mevsimi. O rüzgarlar bir de bu sıcakla beraber fön etkisi deniyor. Fön rüzgarları böyle hızlıca, yani 300 metre 30 saniyede 1 dakikada alıveriyor alev. İnsanlar koşarak kaçıyorlar. Peşleri sıra alev onlar kadar, onların koşma hızı kadar hızlı geliyor. Bu görüntüler görüldüğü halde hala Türkiye'nin her yerinde dikkatli olmak gerektiğini söyleyelim. İnsanların çok basit hataları yapmamaları lazım. Ve işte Muğla'dakiler acaba sıra bize ne zaman gelecek endişesiyle bekliyorlar demiş Cumhuriyet Gazetesi. Destek çağrısı ve yardım yağıyor, sanat dünyası çırpınıyor. Yangınlara karşı yetersiz kalan müdahaleye ünlü isimler sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar'dan Emre Kına'ya kadar çok sayıda ünlü isim tepkilerini dile getirdi. Haluk Levent ahbapla yangın bölgesine gitti.
Help Turkey kampanyasına destek yağarken bazı sanatçılar kampanyaya karşı olduklarını duyurdu. Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Hani olsa ne olur olmasa ne olur. Sosyal medyada böyle bir şey mecra. Hani Help Turkey yazınca o sosyal medyaya bakıp da oradan yardım yağdı, geldi, gitti filan. Hani onun da derdinde değiliz ama bunun böyle ülkeye karşı büyük bir provokasyon. Orada bir işte YouTuber'ın ya da işte neyse bir sosyal medya fenomeninin başlattığı fenomen olunca, milyonlarca takipçisi olunca işte onun etkisiyle yine milyonlarca kişinin de paylaştığı bir kampanyaya dönüşmüş. Ama siz bir anda bakıyorsunuz uluslararası bir komplo olarak iktidar kanadınca değerlendiriliyor. Yandaş medya böyle değerlendiriyor. Önünüze işte bunlar %75'i Türkiye'den, %25'i Amerika'dan filan diye mesajlar atılmış diye. Ya İngilizce mesaj olunca hani Amerika'dan, tek merkezden. Ne oluyor yani? Hep Türkiye deyince Türkiye'yi aciz içinde gösteriyorlar. Türkiye aciz içinde mi değil mi? Onu da ayrıca konuşuruz. Amerika merkezli ekonomi gazetesi Wall Street Journal, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin iddiada bulunmuş, iktidarı suçlama ihtimali var. Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesinin Amerika ve Türkiye arasında gerginliğe neden olduğu yazmış gazete. Korkmaz'ın Amerika'da yargılanması halinde Türkiye'deki hükümetle ilgili yolsuzluk iddialarında bulunabileceğini ileri sürdü. Evet, Rıza Sarraf zaten ellerinde şantaj aracı olarak duruyordu. O Halkbank davası ve Türkiye'ye karşı bir tehdit unsuru olarak duruyor. Şimdi acziyet, orada hep Türkiye dediler, milyonları dolaştı derken Rıza Sarraf, Halkbank davası, Sezgin Baran Korkmaz. Yani bunların ülkeye şantaj malzemesi olduğunu acaba bir gün yazacak mısınız? Bir gün demişken bir güne geçelim, hadi bağladık. Yangını halk söndürecek. Başkanlık rejimi yangınla küle döndü. Enflasyona, işsizliğe, yangına derman olamayan iktidar halkın yakasından düşmeli demiş bir gün. Felaketler karşısında ortaya konan dayanışma ve cesaret milyonların yeni bir düzen talebinin hayat bulmaya başladığını gösteriyor. 8 gündür yanıyor. Bildikleri tek şey zam demiş. Enflasyonu içinde böyle bir başlık kullanmış. Rejim diz çöktü diyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bir değerlendirme. Ülke yangın yeri, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Selden, yağmurdan, yangından insanlar ölüyor. Ormanlar yok oluyor. Evler, yollar sular altında kalıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlar hiç sorumlulukları yokmuş gibi ortalıkta dolaşıp halkın kafasına çay poşeti atıp muhalefete şikayet ediyor ve tehdit ediyor. Tehdit ediyor demiş bir gün. Ortalıkta hain düşman arıyor. Milyonlarca yurttaşsa bir yanda ekonomiden pandemiye, doğal afete kadar nerede yangın varsa eline bir kova alıp söndürmeye çalışıyor. Vatandaş da yapabileceğini yapıyor. Diğer yandan polisi, bekçisi, mahkemesi, diyaneti yöküyle iktidarın yarattığı korku iklimine karşı da direniyor demiş bir gün. Saray ve arkasına sığındığı başkanlık rejimi kül oldu, bitti. Haksız biçimde kazanılmış paralarını, ikişer üçer maaşlarını, koltuklarını kaybetmek istemeyen iktidar eliti, kamu gücünü arkasına alıp olanı biteni saklamaya çalışıyor ama boşuna demiş yeni bir düzen talebi. Başladı bile diyor bir gün gazetesi. Haber, yorum hepsi manşetin altında. Yasta değil isyandayız. Azra'nın davasına gizlilik. Antalya'nın Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytoğlu'nun Mustafa Murat Ayhan isimli erkek tarafından katledilmesine ailesinin, arkadaşlarının ve kadınların isyanı sürüyor. Bakan Selçuk'un istifa tartışmasına Milli Eğitim Bakanlığı sessiz. Evet, ya adam istifa etti mi etmedi mi bir türlü ortaya çıkmıyor. İstifa ettiği anlaşılıyor. Yani böyle bu kadar büyük bir sessizlik. Çıkıp da Milli Eğitim Bakanı'nın ne istifası arkadaş? Yani ne istifası? Ben görevimin başındayım, istifa filan etmedim demediğine göre bu kadar uzun sessizliğin tek bir anlamı var. Sükut ikrardan gelir. Milli Eğitim Bakanı istifa etmiş. Etmiş de işte gündem karışık. Yerine yeni birisini koyuncaya kadar hani belki Cumhurbaşkanı şu an müsait değil. Bir de öyle istifa haberi çıkınca, ya şimdi istifa haberi çıktı, istifa etti, hemen olmaz. Biraz bekleyelim, görevden almış olalım. Bu sistemde istifa biliyorsunuz edilemiyor. Kimse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini aciz içinde göstermemeli. Milli Eğitim Bakanı belki böyle bir davranışı, yanlış davranışı bu sistem açısından.
telafi edilmeye, onarılmaya çalışılıyor olabilir. Bir süre sonra o istifa etmedi, ben onu aldım denilerek düzenin devamı, bu sistemin bekası sağlanacaktır. Pandemide halkın değil, patronların yüzü güldü. Önce aşı için kampanya, sonra aşı yok açıklaması. 22 bin lira can kaybı 90 üstüne çıkarken BioNTech aşısının tedariğinde yaşanan sıkıntı ve randevu iptalleri tepki çekti. Şeffaflık çağrısını yineleyen uzmanlara göre aşılamada yaşanan aksaklıklar giderilmezse daha da büyük bir sağlık sorunu yaşanabilir. Şimdi birinci doz, ikinci doz belli bir aralık var. O aralıkta yapılırsa iyi olur dendi. Dolayısıyla o aralığa uyulabilmesi için ikinci doz aşıların elde olması gerekirdi. İkinci doz aşılar kimileri için süresi geldiğinde yapılamıyorsa o da acaba sorun yaratacak mı? Sözcü gazetesi. Sanatçılar, vatandaşlar ve başkanlar böyle haykırdı. Ormanlar yanıyor, insanlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, evler yanıyor, nice ocaklar sönüyor, bir millet ağlıyor. Sanatçılar ne diyor? Yangın söndürmedeki yetersizlik oyuncu Emre Kınay ve Şahan Gökbakar'ı isyan ettirdi. Milyonların duygularına böyle tercüman oldular. Videoları var onların sosyal medyada paylaştıkları. Emre Kınay diyor ki, niçin duran uçaklar müdahale edilip çalıştırılmıyor? Hadi tamam, başta hazırlamadınız filan ama 7 gündür yanıyor. Yanmaya devam edecek. Bu yangınlar söndürülecek, yeni yangınlar çıkacak. Çıkma ihtimali var. Ve büyük ihtimal yani, risk büyük. Bu kuraklık. Önümüzdeki aylarda da, yıllarda da artık yangın yılları olacağı biliniyor. Tüm dünya yanıyor. Başlayın bir artık, bir an önce başlayın şu 6 uçağı çalıştırın yani. Bak Yunanistan'dan uçak istedik. Önce istemedik Fransa'dan. Sonra istedik. Ama şimdi vazgeçmişler. Dün Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki ya öyle tam hani anlatıldığı gibi değil. Biz yardımlardan incinmeyiz. Niye incinelim dedi. Doğru. Doğru olan da o zaten. Biz de günlerdir onu söylüyoruz. Burada incinecek bir şey yok. Yani insanoğlu felaketlerle karşılaşır. Burada dayanışma, birlik, beraberlik, bütün diğer ayrı gayrılıklar bir kenara bırakılarak felaket anında bir araya gelinir. Sonra zaten ülkeler kendi aralarındaki sorunları benzer biçimde yaşamaya devam ederler. Ama bu deprem olduğunda, sel olduğunda, yangın çıktığında bir kenara bırakılabilmeli ki dünyada pek çok ülke bunu gerçekleştiriyor. Türkiye 99 depreminde herkes geldiğinde bundan incinmedi de şimdi ormanlarımız yanarken neden inciniyorsunuz, niçin yardımı kabul etmiyorsunuz diye sorduk. Çünkü Yunanistan'ın yardım teklif ettiği ama bizim buna bir yanıt vermediğimiz ortaya çıkmıştı. Biz de paylaşmıştık. Dün Dışişleri Bakanı dedi ki ya biz sonra onları hani kabul ettik, yardım gönderin, uçak gönderin dedik ama bu kez kendi ülkelerinde çıkan yangınlar nedeniyle işte Fransa, İspanya'da çıkan yangınlar nedeniyle, Yunanistan'da kendi ülkesinde çıkan yangınlar nedeniyle daha önceki tekliflerini yerine getiremeyeceklerini ve bu tekliflerini geri çektiklerini bize ilettiler dedi. Teşekkür etti yine de nazik davranışları için. Dolayısıyla başkalarının uçağıyla yangın söndürme diye bir planlama herhalde olmaz. Yangın çıkarsa ülkeler bize uçak gönderir, biz de bu yangını söndürürüz diye herhalde bir plan yapmamıştır iktidar. Yeni uçak alabilmek hızlıca mümkün değildir. Bu yangın mevsimine girdiğimize göre anlaşılıyor ki tüm dünyada uçak ihtiyacı artacak. Uçak üreticileri, bu yangın söndürme uçaklarını üretenler muhtemelen sipariş yetiştiremeyecek. Yani istediğiniz uçağı öyle eskiden alabildiğiniz süreden daha uzun sürede alabileceksiniz. Sıraya gireceksiniz, para lazım vesaire vesaire. Geçtim hepsini. Ya uçak duruyor orada. Şunu tamir edin ve uçsun. Eğer bozuksa. Uçuyorsa da uçurun. 6 uçak orada duruyor. 7 uçak hatta. Uçak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. 50 uçak getirin. Vergi ödediğimiz gibi öderiz. Ayıptır. Utanın. İnsanlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, ülke yanıyor. Emre Kınay demiş. Şahan Gökbakar da ben burada 5 gündür uçak görmedim. Kiraladığımız uçaklar nerede? Görelim bir tanesini. Marmaris'in Bodrum'un %80'ini kaybettik. Burada devlet yetkililerine sesleniyorum. Kalan sahalar bizimdir deyip kalanını koruyalım. Vatandaş ne diyor? Pet şişeyle, çalı çırpıyla, toprakla, kürekle yangını söndürmeye çalışıyor. Hava desteği yok, acil uçak lazım buralara.
Şimdi herkes tabii uçak istiyor. Herkes her yere de bu uçağın her yere yetişmesi elbette mümkün değil. Hani uçak 16 uçağın şu anda aktif olduğu söyleniyor, çalıştığı söyleniyor. İspanya'dan gelen uçak mesela dün verilerini şeffaf biçimde paylaştı. 3 saat içerisinde 26 sorti yaptık. Şu kadar ton, litre işte su bıraktık filan diyerek o düzenli bilgilendirme yapıyor ama onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı 1000 sorti yapıldı diyor. Nereye yapıldı? Nasıl yapıldı? Hani orada bir detay yok. 1000 sorti. Helikopterler 1000 sorti yaptı. O sortiler ne kadar başarılı? O da bilinmiyor. Bölge belediye başkanları ne diyor? Buraya uçak gönderin. Halkın durumu iç açıcı değil. Orman müdürü helikopter vermedi. Ciğerimiz yanmıyor, ciğerimiz yok oldu. Evet, Marmaris Belediye Başkanı demiş. Ciğerimiz yok oldu diyor artık. Yani yanmıyor, bitti. 38 ilde 152 yangın kontrol altında. 4 şehirde 11 yangın sürüyor. Ve işte yanan bölgeler var. Mutfak da yanıyor. Yine bugünün enflasyonla ilgili klasik başlığı Sözcü'de de yer almış. Karar. Kiralık uçakla milli gurur demiş. Alev kapanında ocağı sönenlerin yardım çığlıkları devleti aciz gösteriyorlar suçlamasıyla karşılaştı. Dışarıdan destek istemek milli gururumuzu zedeliyor diyenlere karşı yangın kuşağındaki Türkiye'de bir söndürme filosunun olmadığını hatırlatanlar, milli gururu zedelemesi gereken asıl zafiyet bu tepkisinde bulundu. Yardım istemek değil de bu akılsızlıkla yangın sezonunda, yangın mevsiminde, yangın kuşağında bulunan bir ülke olarak buna hazırlanılmamış olması asıl utanılması gereken yer diyor. Geçmişte Ankara'nın da katıldığı küresel yardım ağının yetersizlik göstergesi olmadığı belirtildi. Kiralık uçakla milli gurur olur mu? Bilim burada risk var, yangın çıkabilir dedi, önlem alınmadı. Hava gücümüz iyi ama destek vermek isteyenleri kıramıyoruz. Şimdi biraz sonra tabii Twitter bölümüne geçince sosyal medya mesajlarına paylaşacağız. Şu liyakat deniyor ya, yani hak edenlerin hak ettiği yerde oturması. Liyakat dediğiniz şey bu. Yani o koltuğu, hak eden hak ettiği koltukta oturacak. Eğer hak etmeyen kişilere hiç ilgisi olmadığı, uzmanı olmadığı, layık olmadığı koltukları verirseniz işte ona liyakatsizlik deniyor. Sırf maaş alsın, sırf dayı oğlu, teyze oğlu, enişte diye devleti yağmalanacak, iktidara geldik, artık o zaman bundan yararlanalım, bal tutan parmağını yalar anlayışıyla yönetirseniz, koltukları teslim ettikleriniz yüzünden komik duruma düştüğünüz gibi ülkeyi felakete de sürüklersiniz. Devlet dediğiniz şey, 100 yıllık cumhuriyet, bir devlet aklı olan ve bunu kurumlarıyla, o kurumlarında bir nesilden diğer nesile, bir kadrodan diğer kadroya aktaran bir yapı. Şimdi siz bunu darmadağın ettiniz. Tek parti olsun, herkes bizim adamımız olsun. O görevi bilip bilmemesinin bir önemi yok. Hak edip hak etmediğinin o koltuğu bir önemi yok. Ama yeter ki bizim adamımız olsun diye koltuklara yerleştirdiğiniz adamlar ülkenin hafızasını, devlet aklını sildikten sonra şimdi birer komedyen olarak ortalıkta dolaşıyorlar. Ama güldürmüyorlar işte. Onların komiklik olsun diye söylediği sözler midir bilmiyorum. Diyor ki evleri yanmadı diye üzülecekler diyor. Evleri yanmadı diye üzülecek diyor ya. Dün de Anadolu Ajansı'na konuşmuş Sayın Başkan, Belediye Başkanı. Ya sözlerimi cımbızladılar diyor. Ya neyini cımbızlamışlar? Söz ortada. Mimik ortada. Ya şimdi bu da söylenmez ama diyorsun. Gülüyorsun. Evleri yanmayanlar da yanmadığı için üzülecek diyorsun. Bunun neresi cımbızlanmış? Yani cımbız böyle bir kelime çektin bilmem ne filan. Dün Can Ataklı konuktu ya, onun bazı programlarında böyle
bir kelime oradan, iki kelime oradan alıyorlar, birleştiriyorlar filan. İşte Can Ataklı yine filan diye yapıyorlardı. Şimdi ne cımbızı? Diyor ki adam. Diyor ki Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya. Bizim hava gücümüz iyi ama destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Yani o yüzden yoksa hani kırılmasınlar ya. Yoksa biz her şeyi söndürecek büyük bir hava gücümüz var. Uçağımız yok ama. Boş verin onu. İşte onlar da yardım etmek istiyor. Ne diyelim şimdi, adam yardım etmek istemiş. Geri mi gönderelim? Onu da kabul ediyoruz diyor. Hava gücümüz iyi ama destek vermek isteyenleri de kıramıyoruz. Orman Genel Müdür Yardımcısı. Kafa bu. Alevlere karşı insanüstü çabayla seferberlik. İşte fotoğraflar var. Uçak bakımına bir yılda %2700 zam. Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmak zorundayız, Kemal Kılıçdaroğlu. Oculuk buculuk kazığını vatandaş yer. Oculuk buculuk kazığını vatandaş yer. Meral Akşener ne demiş? HDP ile işbirliği iddialarına sert tepki gösterdi. En son PKK'lı denildi. PKK'lılar da bana faili meçhulcü diyor. Ben kimim, karar verin. Oculuk buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır. Sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer demiş. Davutoğlu Konya'daki 7 üyesi katledilen Dedeoğlu ailesini ziyaret etti. Ve o saldırı büyük Türkiye ailesine demiş. 10 kişi tutuklandı o saldırıyla ilgili gözaltına alınan. Bunu da bir gece yarısı yaşandı. Dolayısıyla sıcak gelişme olarak sizlere aktarmış olalım. Erdoğan yardım istiyor, millet suçlanıyor. Babacan, Cumhurbaşkanlığı filosunda en küçük uçakla en az 10 yangın söndürme uçağı alabilirsiniz. Cumhurbaşkanı başka ülke liderlerinden uçak talep ediyor. Propaganda aygıtı yardım isteyen vatandaşı devlete aciz göstermekle suçluyor. Ya vatandaş, yani elinden geldiğince acaba bir çare olur mu diye, help Türkiye diye dünyadan yardım isterken, bu Türkiye'ye dönük büyük saldırı, Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorsunuz. Diyor ki Ali Babacan, Cumhurbaşkanı yardım istiyor. Yardım edin diyor. Zaten yardım etmek isteyenleri de kıramıyoruz. Hani ama istiyoruz filan. Dağılmış dağılmış durumdalar. Yani böyle neresinden tutacaksınız ki? O öyle, bu böyle, şu şöyle. Köşe yazılarına sonra bakacağız. Evrensel, enflasyonda yaz bile boran demiş. 18 yıllık rekor kırıldı. Hükümet sorumlu ve gerçeği daha da yüksek diyor enflasyon için. Kamu emekçisi istediği zamda haklı. Kamu emekçileri şu an zam görüşmeleri yapıyor. Tabii bugün 3 Ağustos, 4 Ağustos Yüksek Askeri Şura başlıyor. Şu sarıklı amiral işte emekliye sevk edilecek mi, sevk edilmeyecek mi? Yoksa ya sen ne kadar kıymetli bir adammışsın, dur seni oramiral yapalım, deniz kuvvetlerini de sana verelim mi diyecekler? Bilmiyoruz ki, hep beraber göreceğiz. Bugün Yüksek Askeri Şura'nın toplanacağını söyleyelim. Hiçbir yakarışımıza kulak verilmiyor. Yardım çağrılarına yanıt alamadıkları halde günlerdir yangına müdahale edemeyen iktidar tarafından suçlanan belediye başkanları yaşadıklarını Evrensel'e anlattı. Yangının kahramanları itfaiye erleri günde sadece birkaç saat dinlenebiliyorlar. Yaşamları alevlerin içinde geçen, günlerdir yangınlarla boğuşan itfaiye emekçileri zor koşullarda çalışıyor. Gerçekten insanüstü. Olağanüstü yani. Hani yarım saat bir yerde uyuyup bir saat biraz dinlenmek mümkün olabilirse dinlenip yeniden yangın alanına koşmak, mücadele etmek insanüstü bir şey. Öyle bir gün, iki günde değil. Korkusuz gazetesi, sadece ormanda değil mutfakta da yangın var demiş. Enflasyon aylıkta 18 yılın, yıllıkta son 26 ayın zirvesini gördü. Bu arada IMF'den para geliyor. Ya IMF'den para almasın diyeceksiniz, öyle değil. Bu işte 650 milyar dolar IMF salgın nedeniyle ülkelere dağıtacak. Türkiye'nin payına da 6,5 milyar dolar bir para düşüyor. Bu Merkez Bankası rezervlerine eklenecek bir para. Dolayısıyla brüt rezerv 6,4 milyar yükselmiş olacak. İktidar da işte bu verildikten sonra çıkıp Merkez Bankası rezervlerimiz şu kadar diye, brüt rezervlerimiz
reklamını yapacak. Görevliler ve halk el ele. Türk halkı yangın afetinde tek yürek oldu, yardıma koştu. Elden ele su kovası taşıyanlar, el ele vermiş kadınlar, gençler, su bidonlarıyla müdahale eden, gece gündüz demeden su hortumları taşıyıp ekiplere yardımcı olan vatandaşlar, bütün bölgelerde yaşanıyor bu dayanışma. Bakın alanda hiçbir zaman bu tepedeki çatışma alanda olmuyor. Yani küçük küçük oluyor mudur? Oluyordur. Hala bu caddede kimlik soranlar, hala provokasyon peşinde koşanlar yok mu? Var. Ama bütüne baktığınızda, genele baktığınızda orada kimse bu bizi aciz gösteriyor. Yok işte bilmem ne filan demiyor. Şu anda herkes yangını söndürme peşinde. Dert bu. Bunu sonra, yangın söndükten sonra kim yapmış, ne yapmış, nasıl olmuş? Herhalde bunun da hesabı yapılacaktır ama şu sıra herkes can derdinde, ülkeyi yanan yerleri kurtarma derdinde. Hırvatistan'dan bir, İspanya'dan iki uçak yardıma geldi. Uçaklar işte Türk Hava Kurumu'nun şu anda bekleyen uçaklarıyla aynı model uçaklar. Milli Gazete, Eyyam-ı Bahur 15 gün kavuracak demiş. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan, halk arasında çöl sıcakları olarak bilinen Eyyam-ı Bahur etkisini göstermeye başladı. Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarlarla Türkiye'ye taşınması ve çok etkili boğucu sıcaklığı ifade eden Eyyam-ı Bahur'un etkisini 15 gün boyunca sürdüreceği söyleniyor. Bakın 15 gün boyunca Türkiye kavrulacak. Dolayısıyla risk büyük ve bu büyük risk karşısında hala söndüremediğimiz yangınlar var. Yerleşim yerlerini yok eden ve daha büyük zararlar verme potansiyeli taşıyan. Yıllık enflasyon son 26 ayın zirvesine çıktı. Bu da cepteki yangın. Yine Milli Gazete'nin manşeti. Başka ne var diye bakıyorum. Uçak kiralamak zafiyettir. 18 yabancı hava aracı geldi yangın mücadelesine destek için. Piyasayı canlandıracak bir zam olsun. Bu da memurlar için. Yeni Çağ Gazetesi. Yandaş iftirasına Akşener'den isyan. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. İyi Parti lideri Meral Akşener. Açılım süreçleri, megri megrileri kim yaptı diye sordu diyor Yeni Çağ Gazetesi. 18 yılın en pahalı Temmuz'u ekonomide havalanma beklerken yere çakıldık. Hani Temmuz'da şahlanacağız demişti ya İçişleri Bakanı. Gerçi geçen gün kardeşim dedik ama işte öyle olmadı, salgın malgın işler biraz ters gitti demişti. Ama havalanma beklerken yere çakıldık diyor Veli Ağbaba. Yeni Şafak ne demiş? 2 milyon mesaj tek merkezden. İşte ajansların Help Turkey manipülasyonunun detayları. Bak şimdi. Allah aşkına. Dert bu. Yani ülke yanıyor. Bu yangını söndürmek için ne yapmak gerekir? Orada insanlar nasıl bir mücadele veriyor? Öyle bir dert yok. O olur, biter. Ama iktidar zarar görmesin. Ama AKP'ye laf geliyor. Bizim kitleleri buna ilişkin hazırlamamız, donatmamız lazım. Kardeşim yangın var ama uluslararası bir komplo olduğunu görmüyor muyuz? Yine düğmeye bastılar bir yerlerden. Basmışlar düğmeye. Manşet o. Detaylar, manipülasyon. 2 milyon aynı merkezden atılan tweet. Hesap başına 50 mesaj falan. Bu çok önemli. Bunu çözmemiz lazım. Bu büyük bir prova. Neyin provası? Daha büyük oyunların provası. Yarın yangınlar devam ederse, onu da söndüremezsek, hani bak o gördünüz mü? Prova yaptılar falan mı diyeceksin? Enflasyon var mı? Enflasyon var mı Allah aşkına? Var. Enflasyon yıllık 18.95. 6'da. Sayfa 6'da. Bir bakalım. Dış güçler nedeniyle enflasyon 18.95'e çıktı mı diyor. Yuh.
Özür dilerim. Hoyratça tüketime dur diyelim diye bir haber var ya. Hani enflasyon haberi ararken tüketim nedeniyle mi enflasyon başlığı atmışlar diye bir... Neyse bu başka bir şey. Yani dönüşüm yapalım, az tüketelim de işte diğer taraftan ürün çeşidi vesaire filan israf etmeyelim, hoyratça tüketime dur diyelim, global bir hareket başlatalım. Ya global bir hareket filan başlatmayın. Sonra manşetten uluslararası komplo Türkiye'ye karşı filan diye haber yapmak zorunda kalırsınız. Ne global kampanyası? Dur 6'ya geçeyim ben. Enflasyon %1.8 arttı. Tatil sezonu ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle ertelenen tüketici talebinin harekete geçmesi enflasyona yansıdı. Yani o yüzden, yoksa enflasyon yükselmeyecekti bu kadar. Tüketici fiyatları Temmuz'da aylık %1.8 arttı. Yıllıkta %18.95'lik oranla 26 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Daha çok işte yurt içi turlarda görülmüş. Patlıcan düşmüş. Turlar artmış. Güzel. Konut da artmış. Yani. Neyse, en azından bir enflasyon haberi vermişler. Yani öyle de olsa böyle de olsa bir enflasyon haberi var yani. İçeride de olsa var. Sabaha bakalım. Başkan Erdoğan bu akşam ATV A Haber ortak yayınında. Orman yangınlarında muhalefetin algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Kabil misyonuna kadar gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtlayacak. Ne sorusu ya? Soru mu var ortada? Yani söylemek istediklerini söyleyecek. Bir karede 5 helikopter. Dün konuşmuştuk bunu, aktarmıştık ekrana. Tabii su toplama, yani su alınan alanda çekilmiş fotoğraf, onu da söyleyelim. Yani 5 helikopter bir arada da yangın söndürürken değil de su alırken bir arada çekilmiş fotoğraflar. Alevler arasında sabah ekipleri karadan havadan söndürme çalışmalarını görüntüledi. Yardım ve tahliye çalışmalarına katıldı. Ateş hattında dehşeti yaşadı. Bu çok önemli tabii. Yani sabah ekibi eğer yangınların içerisinde bütün bunları yaptıysa bu manşette tam sayfayı kaplayan bir haber olmalı. Ama bak RTÜK başkanı size dokunmadı belki televizyonlar dedi ama ne demek alevler arasında? Ne alevi ya? Alev malevi yok kardeşim. Alev yok. Sönmüş yerlere gidin. Sönmüş yerler arasında. Yani küller arasında filan diye manşetler atın. Alev. Ne alevi? Kim görmüş alev? Nerede? Sabah. Hürriyet. O ne demiş? Kurtuluş savaşı gibi. Allah Allah. Ne savaşı arkadaş ya? Nereden taktınız bu savaşı ya? Savaş mavaş yok. Türkiye alevlere karşı tek yumruk. Hürriyet ekibi ateş hattında. Bak hepsi ateş var diyor. Bunları kim uyaracak acaba? Gazeteleri. Televizyonlara yangın göstermeyin, ateş göstermeyin demek iyi de. Bak ateş var diyorlar. Ateş arasında kalmışlar. Bir ara verelim sevgili izleyiciler. Aranın ardından devam edeceğiz. Sıcak gelişmelere bakacağız. Gazeteleri bu bölümde aktardık sizlere. Yeni neler var? Yurtta neler oluyor? Neler bitiyor? Tabii köşe yazarları neler yazmış? Sosyal medyada konuşulanlar, bütün bunları aktaracağız ama bir araya ihtiyacımız var. Gün başlıyor, devam ediyor sevgili izleyiciler. Birinci bölüm gazetelerin ilk sayfalarını aktardık sizlere. Manşetlerde neler var, kim ne yazmış, gündemi nasıl bakmış. Şimdi bu bölüm, tabii her bölüm biraz daha farklı yapıp, işte bugün bölümde biraz daha köşe yazıları, sosyal medya, sıcak gelişmeler neler var onlara bakacağız, sizlere aktaracağız. Üçüncü bölümde de bir konuğumuz olacağını söylemiştik. Türkiye Ormancılar Derneği 2. Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara bizlerle birlikte olacak. Orman yangınlarını konuşacağız kendisiyle. Şimdi sıcak gelişme, yangınlar zaten tüm ülkede devam ediyor. Bu konuda tartışmalar, iktidarın beceriksizliği ve o beceriksizliği örtmek için bir taraftan muhalefeti suçlaması, diğer taraftan şikayet edenleri de hain diye yaftalamaya doğru gitmesi muhtemelen bu geceden itibaren başlar bu. Çünkü 8. gün yangın söndürülemiyor. Yangını söndüremiyorsan şikayetçi olanlara hain de onları sustur. Ya susturacaksın ya söndüreceksin. Söndüremeyince susturmak lazım. Dolayısıyla herhalde bugün bir süredir işaretlerini veren, yavaş yavaş gelen, çünkü önce bir şaşkınlık, bu böyle psikolojik bir şey. 20 yıllık iktidar olmak kolay değil. 20 yıllık iktidarın sonunda hala bu tecrübeye sahip olmayanlar var.
görevden alınacak bakan olursa sırf bu yüzden alınır. Ya ne demek böyle sözler filan diyeyim. Direkt daha ilk gün, ilk an doğrudan saldırıya geçeceksin. Hiç savunma yok. Hiç. Sakın. Savunduğun an zafiyet göstermiş olursun. Bak kendini savunursan sanki hatan varmış gibi anlayabilir millet. Doğrudan saldıracaksın. Ormanlar mı yandı? Ne yapayım kardeşim? Yanmasaydı filan. Ne bileyim işte. Bunu yapanlar dış güçler. AKP pratiğinde neler varsa işte. Yani şimdi hepsini getiremem dile. Onu da kendileri bulsun. Bakan değilim ki ben. Yani öyle bir niyetim de yok. Bulsunlar, yapsınlar. Yapamıyorlarsa gitsinler. Onların meselesi. Ama savunma yok. Ya işte uçak vardı da yok. Yok öyle. O yüzden bir rehabilitasyona, bir gözden geçirmeye, belki değişikliklere ihtiyaç olacak. Ama bu saatten sonra belli ki dozajı arttıracaklar. Parça parça yapıyorlar. Arada kaynayan gündemler var. Onları ihmal etmeyeceğiz. Onları da konuşacağız. Şimdi Marmaris'teki yangın ve termik santrali tehdit etmesiyle ilgili bir, şimdi haber ajansından bakıyorum. O görüntüler var mı arkadaşlar? Milas yangını, termik santral. Dün, yani bak, 2 gün önce, 3 gün önce, ya bak bu yangın buradan termik santrale doğru gidiyor. Bunu burada durdurmak lazım dendi. Bir türlü o yangın durdurulamadı ve termik santrale bir hayli yaklaştı. Artık hani yan yana tek bir karede, hani bir karede 5 helikopter diye fotoğraf paylaşıyorlar ya, bir kareye yangın ve termik santral birlikte girebiliyor. Görüntü böyle bir görüntü. Açıklamalar var. Bir kere hendek kazılmış termik santralin çevresine. Hani yangın ulaşmasın diye. Şu anda sınırlara ulaşan herhangi bir alev yok deniyor. Aynı zamanda içeride bir patlama riski de olmadığı söyleniyor. Sosyal medyada tabii patlayıcı çok sayıda madde var ama termik santralin içinin boşaltıldığı, patlayıcı maddelerin boşaltıldığı söyleniyor. Patlayıcı maddeler boşaltıldıysa bile yanıcı maddeler, kömür ve benzeri muhtemelen vardır, yerlerinde duruyordur. Ancak herhangi bir risk söz konusu değil, yani patlama riski söz konusu değil demiştir. Ve yansa da santralle ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil açıklaması yapılmış. Kim belirtmiş bunları ya? Hep belirtilmiş. Belirten kim? Yetkililer. Yetkililer belirtmiş. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını, ekipler ve santral görevlilerinin bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürdüğünü söylemişler. Patlama riskinin söz konusu olmadığını ifade eden santral yetkilileri. Bunlar da santral yetkilisiymiş. Şimdi tabii Türkiye'nin değişik yerlerinden yangın haberleri var. Böyle bir de aslında rutin günlük yangın haberleri var. İşte şu dükkan yandı, şu iş yeri yandı gibi. Evet, bu DEHA'dan termik santralle alevleri işte bu gece yarısı görüntüsüydü tabii. Bu konuda çok uyarı yapıldı ama yangınlar oraya kadar geldi. Tabii bu görüntü aynı zamanda yangının nedeniyle hani yangını bir araya getiren de bir görüntü, onu söyleyelim. Dünyadaki küresel iklim krizi denen dünyanın ısınması ve bugün yaşadığımız bu sorunların temelinde bu karbon salınımıyla ilgili en önemli unsurlardan birisi bu termik santraller ve bunların bir an önce durması gerektiği. Tüm dünyada karbon salınımı eğer durdurulmazsa insanlığın, dünyanın felakete sürüklendiğini bilim insanları uzun süredir söylüyorlar ve onların tahmin ettiğinden çok daha hızlı seyrediyor süreç. Hani onlar önümüzdeki 20 yılda yapmazsak şöyle olur diyorlardı. Öyle 20 yıllara kalmayacak gibi görünüyor bugün dünyanın haline baktığımızda. Karacasu'da, Aydın'da orman yangını sürüyor haberi var. Hatay Asi Nehri kıyısında bir otluk yangını çıkmış. Bakın otomobilde meydana gelen yangın bir anda ormana sıçramış. Manisa'da Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ve 3 hektar alan küle döndü deniyor. Bilmem kaç plakalı araç hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi, 3 su tankeri sevk edilip yangına müdahale edildi.
Mahalle sakinleri de müdahale etti. Ancak 3 hektarlık ormanlık alan küle döndü deniyor. İşte size bir yangın haberi daha. Başka, Aydın'da orman yangınında evinde mahsur kalan kişi kurtarılmış. Bu da Anadolu Ajansı'ndan. Karasu ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına müdahale sürerken evinde mahsur kalan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı deniyor. Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Arazözler, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nazilli, Karacasu belediyelerine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Evet, görüntüler bunlar. Durmuş Doğan mahsur kaldığı bölgeden saatler sonra kurtarılmış. İşte bu da kurtarılma anı, görüntüleri. Dumandan etkilenen Doğan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı deniyor. Evet, hava şartlarının etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlardan birisi. Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde alevlerin yeniden yükseldiğine dair yine bir haberimiz var. Denizli Buldan ilçesi dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Bu sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgedeki rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yani sabaha yangın söndürüldü diye uyanılıyor ama Denizli'deki arkadaşlar, bu kontrol altına alınan yangın bölgesinden Anadolu Ajansı'nda görüntüler vardı. Bunlar Denizli yangını mı? Peki. Tamam, bu da Denizli'den görüntüler. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan bir ormanlık alanda yangın 10 dönüm alan zarar görmüş. Tavaklı köyü Soğucak mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşte burası da Çanakkale, gece yarısı çekilmiş görüntüler. Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 10 dönüm alan zarar gördü. Tabii soğutma, şimdi bu kadar büyük alan yandığında soğutma da etkili olmuyor. Söndürmeye çalışıyorsunuz suyla. Soğutma çalışmalarında yetersiz kalınıyor eldeki imkanlarla. Soğutamadığınız yer ertesi gün rüzgarla, ısıyla yeniden alev almaya başlayabiliyor. Geniş çaplı ülkenin dört bir yanında yangınlar çıktığında işte o müdahaleler, yani yangın çıktığı anda müdahale ettiniz. O küçük bir alanda tutup söndürebildiniz. Büyüdü mü zaten çaresizlikte büyüyor diyelim. Evet, termik santrali de söyledik. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetleri var. Onlara ekrana getirelim. Afganlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var ama Amerika'nın göçmen kabul programı var. Bu göçmen kabul programı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu Türkçe ve İngilizce mesajlar attı. Türkçe attığı mesajlara da bakayım. Bir saniye, şuradan bir açayım hemen. Tam ekran söyleyeyim. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, yangınlarda canımız yanarken sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum. Ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilginizi arz ederim sevgili halkım. Amerika, Afganistan'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19 bin Afgan'ı ve aile üyelerini, toplam 53 bin kişiyi ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisine de hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban'dan kaçan gençler. Öncelikle şu aşikardır ki Erdoğan'ın son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır. Evet, Joe Biden'la beraber bir tek tercümanla, üstelik de işte tercüman da tanıdığınız bir isim, Kavakçı ailesinden. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kendisini Amerika'da okusun diye 155 bin dolar verdiği, sonra gelip AKP'li olan Kavakçı da vardı ya, işte Kavakçı ailesi, büyük bir aile. Hemen hepsi zaten ya milletvekili ya büyükelçi, devletin üst düzey yönetim kademelerinde yer bulmuş durumdalar. Erdoğan bunu duyulmasını, yani aile içinde kalsın, kimse bilmesin diyerek Biden'la bu konuları konuştu iddiasında bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Amerika'ya sesleniyorum.
Erdoğan'la yaptığınız anlaşmaları geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Sana gelince Erdoğan, sınırların neden Kevgir'e dönmesine izin verdiğin, askere polise neden müdahale ettirmediğin artık ortadadır. Tek başına ülkeyi yeniden korkunç bir ateşe atmak istiyorsun, mahallelerimizi satmaya devam mı etmek istiyorsun, seçime gel, halktan onayını al. Sevgili halkım, yangınlarla olan mücadelemi sürerken bu meseleye yeniden değinmek zorunda kaldım. Gerçekten çok üzgünüm. Beka sorunumuz haline gelen bu meselenin örtbas edilmesine izin veremem. Bu sorunu çözeceğim, söz veriyoruz demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani yangınlar önemli ama bu da bir artık beka meselesi haline geldi diyor Kılıçdaroğlu. Konu bu. Yani ben bu konunun altında bir satır var çizdiğim. Onu bir gün böyle müsait bir zamanda konuşalım. Ara ara böyle cümle cümle söylüyorum. Hani demokrasilerde tek unsur, demokrasinin asli unsuru ve tek unsuru sandık değildir diye. Yani gel seçime gel, halktan onayını al. Rın altını çizdim. Yani bir iktidar halktan onay aldı diye, yani seçildi diye her şeyi sınırsız biçimde yapma yetkisine sahip değildir. Halktan onay alsa da bunu yapamayacağı şeyler var. Dolayısıyla böyle sandıktan sandığa, onay aldı o zaman ne yapalım, bunu halk seçtiğine göre bunun seçtiği her şeyi de kabul etmek zorundayız dememeli muhalefet. Vatandaş da dememeli. Çünkü öyle bir şey yok. Yani iktidar her yapacağı şeyi, mesela dedi mi ben turizm alanlarını, ormanlık alanları turizme, Turizm Bakanlığı'na vererek açacağım diye. Dedi mi, böyle bir vaadi mi var? Anayasayı takmayacağım, anayasayı tanımayacağım dedi mi? Demedi. Şimdi yapıyor. Ne yapacağız? Seçildiği zaman bir daha hangisini, hangi birini sayacağız, hangisine onay verdiğini düşüneceğiz bu halkın. Böyle bande meseleye ayrı ayrı, sanki her şey onaylanmış gibi bakmak yerine ayrı ayrı ele almakta fayda var diyelim. Dediğim gibi daha sonra konuşuruz. Şimdi başka neler var sıcak gelişme diye şöyle bir ajans haberlerine de bir taraftan bakıyorum ama köşe yazılarına geleceğim. Yılmaz Özdil yazmış da yazmış. Yani öbür türlü söyleyecektim de öyle söylemek istemedim. Yani yazmış da yazmış derken sert yazmış. Ne diyor müdür? Diyor ki müdür yardımcısı, efendim diyor, çok güçlü imkanlarımız var ama yardım etmek isteyince kıramıyoruz işte, ne yapalım, hani onu da şey yapıyoruz. Alıyoruz, kabul ediyoruz. Ne diyordu Tarım ve Orman Bakanı? Ya yardım etmek isteyenler çok ama hani biz bunları kabul etmiyoruz. Çünkü belli bir tonun altında olunca ortalık sıkışıyor, trafik karışıyor. Kafalar da böyle yani. Yardım istemek acizliktir diyen var. Yardım istemek niye acizlik olsun? Elbette biz her türlü yardıma açığız. Bu bizi incitmez diyen de var. Aynı iktidar, değişik bakanlar, müdürler. Herkes bir kafada. Herkes bir telden çalıyor. Yani dinleyen var mı bilmiyorum. Yani bunu güzel falan diyen var mı? Bak şimdi Yılmaz Özdil tabii bunların ilk olmadığını hatırlatmış. Yani bugünkü köşe yazısında AKP iktidarı dönemince aslında böyle her seferinde konuştuğumuz ama sonra unuttuğumuz belki sözleri hatırlatmış. Her biri büyük bir inci. Öyle her yerde bulamazsın yani. İnci var, inci var. Bunlar büyük büyük inciler. Sıra sıra Yılmaz Özdil dizmiş. Böyle başa böyle tarak demiş. AKP'li belediye başkanı orman yangınında evi kül olan vatandaşlara müjde verdi. TOKİ 20 yıl ödemeli evler yapacak. Evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evimiz de yansaydı diyecekler dedi. Evi barkı yanana ne mutlu yani. Öyle diyor. Aralara giriyorum, kusura bakmayın. Ya diyor ki siz kafayı değiştirin kardeşim. Siz artık biraz geliştirin kendinizi ya. Değişin ya. Pozitif bakın ya. Yani bizim gibi bakın.
Aramızda biraz fark var tabii. Yani biz artık iktidar olmuşuz 20 yıldır semire semire artık kabımıza sığmıyoruz. Hani makam araçlarımızla, saraylarımızla, sahip olduğumuz imkanlarla sizden biraz farkımız var. O yüzden de bakış açımız farklı gibi görünebilir ama ya bu kafa işi. İmkanlarınız ne olursa olsun. Yanmış evin önünde bir yatakta şu anda gece yarısı yatıyor olabilirsin. Ama benim gibi bakmaya çalış, diyor. Yılmaz Özdil, kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp ne mutlu sizin çocuğunuz şehit oldu diye şehit ailesinin sırtını sıvazlayan zihniyettir bu, demiş. Farkı yok yani. Et fiyatları uçuyor mesela, asrın liderimiz izah ediyor. Refah seviyemiz arttığı için kırmızı ete talep arttı. Sebebi bu, diyor. Refah seviyemiz artmasa ne olacak demek ki? Et ucuz olacak. Hamdolsun ki refah seviyemiz artıyor. Niye saman ithal ediyoruz diye soruyorlar. Tarım Bakanımız cevap veriyor. Paramız var ki ithal edebiliyoruz. Domates zam rekortmeni oluyor. Ekonomi Bakanı'na niye diye soruyorlar. Domatese itibar kazandırdığımız için, diyor. Bakış açısı işte. Uzaktan eğitim başlatıyorlar. Bismillah başlar başlamaz sistem çöküyor. Ders başlamadan duruyor. Milli Eğitim Bakanı bundan gurur duyuyor. Sistemin çökmesi aslında bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Demek ki yoğun talep var, diyor. Uzun, ben parça parça kısa kısa okuyacağım. Koronavirüs salgınında ölü sayılarını niye gizliyorsunuz diye soruyorlar. Sağlık Bakanımız salgın başladığından beri geçen yıla göre Türkiye'deki toplam ölüm sayısının bile azaldığını söylüyor. Yani aslında koronavirüs Türkiye'de ömrü uzatıyor. Nükleer santral patlarsa ne olacak diye soruyorlar. Asrın liderimiz, ha nükleer santral kurmuşsun, ha evine mutfak tüpü bağlatmışsın, riski aynı, diyor. Enerji Bakanımız daha da şık açıklıyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bekarların ölüm oranı daha yüksek, bekarlık nükleer santralden daha tehlikeli, diyor. Ya bunları dediler hepsini ya. Yani hani bugün kızıyoruz mızıyoruz ya böyle, ya adam nasıl böyle laflar ediyor filan diye. Dendi bunlar, dendi. Türkiye 20 yıldır bu zihniyeti dinliyor, demiş. Oldukça uzun tabii yazı. Her zamanki Yılmaz Özdil klasiği. Sonunu aktarıyorum. Geri kalanını Sözcü'den okuyabilirsiniz. Senin ölmeni, çocuğunun ölmesini, evinin barkının yanmasını, yıkılmasını, işinin gücünün mahvolmasını, soyulmanı, sürünmeni, zamları, skandalları, rezaletleri başarı olarak anlatıyorlar. Başına bunlar geldiği için şanslı olduğunu anlatıyorlar. Evleri yanmayanlar üzülecekler diyen arkadaşa baktım mesela. Son seçimde %60 oy almış, %60. Kendilerine kendi elleriyle böyle bir başkan seçtikleri için, böyle bir başkana sahip oldukları için kendilerini ne kadar şanslı hissettiler, hakikaten az demiş ya. Şanslısınız, böyle bir başkanınız var. Evi yanmayanlara üzülecekler diyen bir başkanınız var. Dönelim. Şimdi son dakika sıcak gelişmelere şöyle bakacağım da. Bakan Pakdemirli ilk kabine değişikliğinde görevden alınabilir. Aha. Ya böyle şeyleri de çok seviyorlar ya. Kulis, görevden alınabilir. Alınırsa alınır yani. Ahmet gider, Mehmet gelir, Bekir gider. Bilmem kim gelir yani. Ne oluyor ki yani? Hani o geldi, bu gitti filan. Yani bunu Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bir kişi var. Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı. Tüm yürütme onun yetkisinde. Bakanlar, göstermelik yani. Cumhurbaşkanı talimat verirse ancak iş yapabilecek. Onu da ne kadar yapacak, ne kadar yapmayacak belli değil. Yani bir anlamı yok yani. O bakan istifa edecek, o görevden alınacak filan ya. Neyse yani, millette konuşması lazım tabii. Şimdi biraz sosyal medyaya bakacağız. RTÜK gazeteleri durdurmak istiyor, televizyonları. Gazeteciler Sendikası buna tepki gösterdi. Şimdi RTÜK'ün yazısını da aktaracağım ama önce şu sendikanın tepkisini vereyim. RTÜK'ü sansür kurulu gibi çalıştıranlar kanalları tehdit ederek suç işliyor.
Habercilik engellenirse dezenformasyon artar. Asıl o zaman provokasyon için uygun ortam oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemenin kimseye faydası yoktur. Yangını söndürün diyor. Yangını gösterenleri susturmaya, ekranları karartmaya çalışmayın. Yangını söndürün. Rütük Başkanı niye devreye giriyor ya? Bakın şu açıklama. Rütük Başkanı şahsen imzalamamış. Rütük Başkanlığı diye bir altta imza bölümü var. Rütük Başkanlığı, medya kuruluşumuzun değerli temsilcisi diyerek dünya tarihine geçecek. Dünyada tüm okullarda basının nasıl engellenmek istediğini, neyin basını susturmak, sansürlemek için örnek olduğunu göstermek üzere ders konusu olur. Tamam. Şöyle bir metin yazılabilir mi ya? Ama buraya da adım adım geldik. Şu yazılabiliyor. Diyor ki, şunu yazmıştı daha önce. Medya, televizyonlar çok önemlidir. İktidara zarar verme gücü dikkate alındığında yapılacak yayınlar konusunda işte şunlar şunlar filan. Yani RTÜK iktidara zarar verecek yayınları engelleme konusunda görevli olduğunu zaten açıkça yine böyle bir yazıyla ilan etmişti. Şimdi de iktidar değil ülke yanıyor. Bu iktidara zarar verebilir diye yine devreye girmiş. Diyor ki maalesef birçok yayıncı kuruluşun gerekli hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişeye uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı, sahadan yapılan devamlı canlı yayınların halkın yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde olduğu görülmektedir. Nereden görünüyor? İnsanlar canla başla mücadele ediyorlar. Yani ortada moral bozucu bir durum varsa, bir kere hani yangınla mücadele ederken kimsenin televizyon izlediğini falan zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Bölgede bulunan ve bu yangınla mücadele edenler yarım saat, bir saat uykuya hasret. Ne televizyonu? Televizyonu sen izliyorsun, ben izliyorum. Oradakilerin televizyon izleme şansı yok. Evdekiler sokaklarda, yangın söndürme mücadelesinde aman ha yarım saat sonra mı gelir, bir saat sonra gelir, bize ulaşır mı diye telaş içerisinde, kimsenin öyle bir lüksü yok şu anda o bölgede. Öyle motivasyon filan kıracak bir hal yok. Motivasyonu yüksek tutmak istiyorsanız yangını söndüreceksiniz. 130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken, bak, buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır. Birilerinin kaos beklentisi var, bazı çevrelerin. Ve onların beklediği şekilde yayıncılık yapıyorsunuz diyor. Herkese söylüyor, tüm televizyonlara. Televizyonların hepsi orada ve sürekli yayındalar. Ekipler sürekli bölgeden canlı yayınlar yapıyorlar. Ama diyor ki, ya bu kadar sönmüş yer var. Onları niye göstermiyorsunuz? Ya iyi ki RTÜK Başkanı bir televizyonun başında değil yani. Hani cayır cayır ormanlar yanarken, insanlar bu yangınla mücadele ederken, ekipleri demek ki sönmüş yerlere gönderecek. Çocuklar siz sönmüş ağaçları gösterin. Çevirme, bu tarafa çevir. Bak burası sönmüş, tamam burada dur. Bak dikkat sağdan giriyor biraz ateş. Çek sola, sönmüş yer. Sönmüş yer göster diyor ya. Ya dünyanın neresinde? Yanan yerle sönmüş yerde bir televizyon kameramanı, muhabiri, bir gazeteci sönmüş yeri çeker ya. Ya kaos çıksın filan diye değil, haber orada kardeşim. Önce yangın yani, önce o. Ama yok diyor, kötü niyetlisin diyor. Onu, ya bunu kötü niyet, bunu kaos çıkarma planı olarak yorumluyor ya. Ateşi göstermediniz diyor ya. Onun önünden yayın yapıyorsunuz diyor. Yani yangın bölgesine gitmişsin. Niye ateşin önünden yayın yapıyorsun kardeşim? Gir havuza, deniz içinden haber yap yani. Buralar çok güzel, denizde mis gibi filan diye haber yap. Uzan kuma, küller yağarken üzerine.
Yangın bölgesinde yangının önünden haber mi yapılır? Kafa, nasıl bir kafa? Yapmayın diyor yani. Sönmüş alanları gösterin. Ya sönmüş mü? Pardon, özür diliyorum. Söndürülmüş mü, sönmüş mü? Bak bu önemli. Kelime önemli. Ne diyor? Başarıyla söndürülmüşken. Ya birçok yer kendi kendine söndü. Yanacak bir şey kalmadı. Onu da gösterelim mi, göstermeyelim mi? Buralar yandı, bitti, kül oldu. Kimse müdahale etmedi. Diyelim mi? Kimsenin müdahale etmeyip yanıp kavrulduğu buraya gösterirken başarıyla söndürüldü gördüğünüz gibi. Diyor ya Yılmaz Özdil. Aynı kafa. Aynı kafa. Başarı diyor ya. Yanmış bitmişi göster. Bunu da başarı hikayesi diye anlat. Başarıyla söndürüldü. Ne var? Her taraf kül olmuş. Ama söndürüldü. Önemli olan sönmesi. Başarıyı görmüyor musun? Başarı söndürülmüş olması. Sönmüş olması. Öyle ya da böyle. Alev, kaos. Senin gidi seni. Bu kafa tabii yıllardır var ve bu cürete bu dönemde ulaştı. Bu cüret. Habercilere neyin haber yapılacağını bugüne kadar çok anlattıklarını biliyoruz ama bu kadar bariz, tüm dünyanın takip ettiği, tüm dünyada yangınlar var. Mesela verebilir miyiz Kanada'daki yangınları? Müsaade var mı? Yoksa kaos planının bir parçası olur muyuz? Yunanistan, İtalya, yangın verebilir miyiz? Verme diyor, verme, verme. Şimdi biz yangını vermeyelim de. Arman Çağlayan minik minik kelebeği hatırlatmış. Uçmak ne demek, uçmak ne demek? Şimdi bu saatte gider mi bilmiyorum ama. Minik kelebeğin bir ikinci bölümü var arkadaşlar. O iki, yani üç video vardı ama ikincisini verelim. İkiyi verelim, sonra üçü veririz. Şimdi bu sansürler, yasaklar ve televizyonların nasıl yayın yapmasını, her iktidar hani istediği gibi yayın yapsın, hiç eleştirilmesin, hep övülsün, yanlışlar varsa gösterilmesin ister. Tabii bunun boyutları 80'li yıllar, darbe dönemi, darbenin sonrası ve o darbe sonrası Türkiye'sinde yasaklar nedeniyle o yasakların eleştirildiği tiyatro oyunları yapılabiliyordu. Yasaklar vardı ama yasakların eleştirildiği gösterimler yapılabiliyordu, sahnelenebiliyordu. İşte Minik Kelebek çok klasikleşmiş, pek çok kişinin bildiği bir bölümdür. Onun bir girişini izleyelim kısaca. Öyle ya, bu kelebek dağ başından mı yaşıyor yani? Öyle özgürce uçacak, dur deyince de durmayacak. Nasıl bir kelebek bu kelebek diyor. Sonra onu düzeltiyor. Diyor ki öyle olmaz. Bak bunu düzeltelim, şöyle yapalım. O bölüm de var, onu da izleyelim. Ne hale getirmişler? Rütük Başkanı bizden ne istiyor anlayalım. Dur sakince dur, uçmak ne demek yani? Yangın gösterme kardeşim, öbürü göster. Seveceksin sen. Bak orada o da güzel, o da güzel bir habercilik. Habercilik kriterleri tabii dünyada bazı yerlerde vardır mutlaka da. Mehmet Durakoğlu'nun mesajı, yargıdaki yangın devam ediyor. Gezi ve çarşı davalarının birleştirilmesinde, yani bütün bu haberlerin arasında bunu es geçmek istemedim. Şunu vermek istiyorum. Çünkü hani orman yangını, enflasyon yangın, memleket yanıyor derken yargıyı hatırlayalım. Mehmet Durakoğlu, yani İstanbul Barosu Başkanı demiş ki, Gezi ve çarşı davalarının birleştirilmesine muvafakat isteyen 30. Ağır Ceza Başkanı, geçici görevli 13. Ağır'a gidip muvafakat veriyor. Sonra 30'a dönüp birleştirme kararı veriyor. Elazığlılar böyle durumlarda sen büşür sen ye der. Artık nasılsa yerel şeyi sen büşür sen ye. Bu ne ya? 30. Ağır Ceza Başkanı diyor ki, Gezi ve çarşı davalarının birleştirilmesini talep ediyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sen de onaylar mısın diyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sonra 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak, oradaki başkan, aynı kişi geliyor 13. Ağır Ceza'ya. Kendisinin gösterdiği dosyaya bakıyor. Ne güzel göndermişim ya. Evet evet, bunun birleştirilmesinde mahsur yok diyor. Onaylıyor. 30'a geri gönderiyor.
Bir ara bunu onayladıktan sonra tekrar başkan 30. Ağır Ceza Başkanlığı'na geri dönüyor ve diyor ki bak onay da gelmiş. Benim gönderdiğim yazı birleştirme tutanağı onaylanmış benim tarafımdan. Dur ben de bunu hemen birleştirme kararının altına imza atayım. Sen düşür, sen ye. Yargının yangınını da hatırlayalım demiş İstanbul Barosu Başkanı. Onu da unutmayalım. Şimdi bir son dakika gelişme. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Wang Hsiot Wen mağlup ederek Tokyo 2020'de finale yükseldi. Evet, Tokyo 2020'de finale yükselmiş. 7 Ağustos Cumartesi günü saat 8.15'te de final karşılaşması olacak. Olimpiyattan gelen yine bir başarı hikayesi var Buse Naz'dan. Buse Naz finalde. Devam edelim arkadaşlar. Mesela NTV paylaşmış, bakın söndürülen alanlar havadan görüntülendi diye bir haber. Ben onun mesajını paylaşmak istiyorum. Buna çok tepki vardı tabii. Daha önce biliyorsunuz bu penguen, gezi zamanı penguen meselesi nedeniyle zaten gündem olmuştu pek çok kanal. Şimdi RTÜK Başkanı söndürülen alanları gösterin deyince, RTÜK Başkanlığı, düzeltelim, RTÜK Başkanlığı göndermiş. Başkan şahsen kendi adını yazmamış. Başkanlıktan gelmiş. Tam bir ekran verebilir misiniz? Söndürülen alana bakalım. Yani biz de böylece hani vermiyorsunuz demesinler. Bak NTV aracılığıyla verelim. Söndürülen alan. Bunu görün. Buna bakın. Buna haber yapın diyor. Ama bunu böyle söndürülen alan diye vermiş. Biraz eksik kalmış. İktidarımızın desteğiyle üstün bir başarıyla söndürülen alan demek lazım. Böyle söndürülen deyince sönük oluyor. Bunu biraz allamak, biraz pullamak lazım. Ben de o konuda çok maharetli değilim ama en azından üstün başarıyla söndürülen. Çünkü ne diyor? Talimat diyor ki üstün başarıyla söndürülen yerleri görmüyorsunuz. Bir saniye. Bakayım. Yok, başarıyla demiş. Üstünü ben eklemişim. Vay be. Yalakalıkta sınır tanımıyoruz bak. Ya yeter ki yol göster. Başarıyı üstün başarı yaptık. Çok çok üstün başarıyla söndürülen. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarıyla söndürülen alanlar bunlar. Bir tek bizim söndürebildiğimiz, herkesin kıskandığı, bakıp imrendiği, ya nasıl söndürebilmişler bu ateşi, vay be diye hasetlerinden çatladıkları o görüntüler ekrana getirdik. İşimizi yaptık. Yani demeyin yapmıyorsun. Yapıyoruz. Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı, vatandaşları uyarmış. Diyor ki, değerli vatandaşlar, yardım ve çabalarınız için teşekkür ederim. Ancak yangın bölgesine geldiğiniz araçlar söndürme çalışması yapan ekiplere ve araçlara engel olmaktadır. Yani bunu, yangın bölgelerine gelmeyin, sizden ricamız ekiplerin çalışmasını kolaylaştırın diyor. Böyle hani yangın bölgesine araçla gidiliyor ama çok zaten dar. Zaten orada pek çok yardım için bulunan araç var. Ve bir araç yolu tıkadığında hani o hızla yayılan yangınlar, oradaki hareket, gitmeler, gelmeler, bütün bunları aksatabiliyor. Dolayısıyla özellikle araçla gidişler konusunda yapılmış önemli bir uyarı. Onu da aktarmak istedim. Şu Berna Laçin'in mesajı var. Depremden 5 dakika sonra IBAN atıp para istendiği için bu kadar aciz olamaz koskoca Türkiye Cumhuriyeti dedim diyor. Diye bana dava üstüne dava açanlar, televizyon kanallarına ambargo koyanlar, sahneleri yasaklayanlar, ceza kesenler, reklamları kesenler filan günlerdir yardım almamak için yangına razı geldi öyle mi diyor. Hani bu bizi Türkiye'yi aciz göstermek istiyorlar diye bir şey var ya tartışma. Ne diyor ki ya ben... De öyle söylemiştim zaten. Türkiye bu kadar aciz olamaz. Depremden 5 dakika sonra IBAN atıp para mı istenir? Demiştim. Bak beni linç ettiniz diyor. Yeliz Koray, çok tartışılan bir konu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yangınlara müdahale etmesinin
istenmediğine dair tartışmaya ilişkin çok konuşulacak bir mesaj atmış. Diyor ki, Mehmetçiğimizi Suriye, Afganistan, Irak'a savaşa gönderenler kendi vatandaşlarına yardım için neden askerlerimizi afet bölgelerine göndermiyor? Tamam. Şimdi bu, yani diğerlerini geçtim ama en son işte Afganistan tartışması var. Afganistan'da Afganistan için askerimiz orada olmalı ama Türkiye'de yangın var, sakın ha çıkmasın. Niye çıkmasın? O konuda da farklı görüşler var. Onları da şimdi aktaracağım köşe yazılarından sizlere. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinde Deniz Zeyrek en iyi savunma saldırıdır demiş. En iyi savunma saldırıdır. Orman Bakanı'na sesleniyor. Diyor ki, hani bu sorumluluk belediyelerde lafı vardı ya. Belki farkında değilsiniz Sayın Bakan. Yangın ormanda çıktı ve sizin beceriksizliğiniz yüzünden yayılıp kontrolden çıktı ve yerleşim yerlerini kuşattı. Milli bir felaket yaşıyoruz Sayın Bakan. Siyaseti, propagandayı bir kenara bırakın, önce yangını söndürün. Sonra biz nerede hata yaptık da bu kadar orman kül oldu diye düşünün. Mesela uçak temininde neden sorun yaşandı? Hadi diyelim Cumhurbaşkanı'nın onursal başkan olduğu Türk Hava Kurumu beceriksiz. Siz başka kaynaktan neden uçak temin edemediniz? Neden yangın sezonuna hazırlıksızdınız? Mesela Avrupa Birliği desteği neden bu kadar gecikti? Mesela insanların 2,5 litrelik şişelerle su taşıyarak söndürmeye çalıştığı bir yangında az su taşıyor diye başka ülkelerin önerdiği kaç yangın söndürme uçağını reddettiniz? Öyle dedi ya. Ya geliyor da uçak yardımları, işte biz geri çeviriyoruz. Niye? Belli bir tonun altında olmasın. Onlar trafik yapıyorlar, kalabalık yapıyorlar dedi. Bu sorulara dürüstçe yanıt verip istifa etmezsiniz biliyorum ama belki elinizi vicdanınıza koyup yanan yüz binlerce ağacı, hayvan yuvalarını, kaplumbağaları, sincapları, kurtları, kuşları düşünebilirsiniz. En azından deneyin demiş. Deniz Zeyrek en iyi savunma saldırıdır başlığıyla. Yani madem yani hiç baştan dedim ya direkt saldırı, savunmaya gerek yok. Peki devlet ne zaman aciz görünür? Yeterli yangın söndürme uçağı bile bulamamak, Ege ve Akdeniz ormanlarının cayır cayır yanmasını çaresizce seyretmek zorunda kalmak devleti aciz göstermiyor mu? İnsanlar gözlerinin önünde büyüyen yangına müdahale etsin diye beklediği devleti yanında bulamayınca devlet millet birlikteliği zayıflamıyor mu? İnsanların boğulup bitenler karşısında gün doğmuş belediye başkanı TOKİ evleri yenileyecek, keşke benim evim yansaydı denmesini, otobüsten atılan çayı yakalamak için yarışa girmesini mi bekliyorsunuz? Aklımızla alay etmeyin demiş. Emin Çöleşan, aman ha demiş, hiç değilse yazlık sarayımızı koruyalım. Yani yeni daha o kadar para harcadık. Sevgili okurlarım, orman yangınları memleketi mahvetti. Biz yine de teselli arayalım. Orman istediği kadar yansın, arta kalanlar yine bizimdir. Bu gibi olaylar her yerde olabilir. Üzülmeyelim, sakin olalım lütfen. Başımızda son derece ciddi ve tutarlı bir iktidar var. Ne yapacağını elbette bizim gibi carçurt edenlerden daha iyi bilir. Evler yanmış, ormanlar bitmiş, ormanlar canlılar kül olmuş. Olsun varsın. İşte yine o belediye başkanının sözlerini hatırlatıyor. Konut projeleri hazırlanmış bile. Vatandaşa binlerce konut yapılacakmış. Bu konutları almak isteyenlere kredi verilecek, taksite bağlanacakmış. Her şey dört dörtlük olacakmış. Hele bir de yangınların sorumluluğunu CHP'li belediyelere atmayı başarırlarsa. Ancak önümüzdeki dönem bizi bir tehlike bekliyor. O da yeni saray. Aman ha diyor, hiç değilse yazlık sarayı koruyalım. Ne yapalım edelim. Bu ulusal varlığımızı, bu yangınlardan, yaklaşan yangınlardan koruyalım demiş Emin Çöleşan. Murat Muratoğlu enflasyonda sezon sonu indirimini yazmış. Sezon sonu indirimi dediği, hani 19 değil de 18.95 açıkladı ya. Çiğdem Toker, Rütük ve medyamızı yazmış. Yani az önce aktardığımız medyamıza gelen yazıyı. Demiş ki, sansür resmiyete döküldü. Sansür resmiyete döküldü. Ama gerçekleri örtmeye yetmeyecek. Çünkü artık insanlar ne yaşadıklarını biliyorlar. İçeride ne var? Rüzgarın insafına kaldık. Vallahi rüzgar da insafsız. Çünkü çok şiddetli rüzgarlar var.
öyle böyle değil. Bu kadar sıcak hava ve bu rüzgar yangınla mücadeleyi bir hayli zorlaştırıyor. Peki kayyum nelerle uğraşmış? Kayyum heyeti. Uçak almamış. Peki bu arada neler yapmış? Öyle ya, ne zamandır kayyum var Türk Hava Kurumu'nun başında. Anlatıyor şimdi. Bir kere hani hazırız, biz her an göreve başlayabiliriz diyor. Türk Hava Kurumu'nun eski pilotları da bunu söylüyor. 11 belediye, Büyükşehir Belediyesi devreye gireceklerini söylüyorlar. Vesaire geçtim. Peki kayyum neler yapmış bir bakalım. Ben de merak ettim. Öyle ya. Şimdi uçaklar orada durduğuna göre, kullanılmadığına göre. Bu kayyum ne yapmış? Anladığımız kadarıyla düğünlere gitmeyi ihmal etmiyor. Ülke yanarken de düğüne gidebileceğini düşündüğüne göre geri kalan mesai saatleri içinde neler yapmış? Kayyum heyeti göreve gelir gelmez, Türk Hava Kurumu şube başkanlarının tüm gelirlerine el koydu. Bu şubelerin kiralarını, elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, personel maaşları ve sigorta primlerini yatırmayarak gönüllülük esasına göre görev yapmakta olan şube başkanlarını zorda bıraktı. Bu nedenle 30'a yakın şube başkanı istifa etti. Yani başkanlar gönüllü ama işte oranın tabii elektriği var, suyu var, kirası var, işte sonuçta personel var. 30'a yakın başkan istifa etti. Birçok şube başkanı ve yönetim kurulu görevden alındı. Yerlerine kurum üyesi olmayan kişilerin Türk Hava Kurumu tüzüğüne aykırı şekilde ataması yapıldı. Atamaları böyle yapıyorsun, sonra çıkıyor. Bizim çok büyük hava gücümüz var diyor. Hava gücünün ne olduğunu bilmediği için büyük olduğunu zannediyor. Vakıflar kanununa aykırı olan Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı'nın mütevelli heyetiyle vakıf yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Türk Hava Kurumu tüzüğü gereği yapılması gereken şubelerin genel kurulları yapılmadı. Tüzük gereği ülke genelinde ücretsiz verilmesi gereken havacılık eğitimi durduruldu. Bu durum Dernekler Kanunu 27. maddesi hükümlerine göre kurumun kamu yararı kriterini kaybetme tehlikesi yarattı. Kamu yararına dernek çünkü ücretsiz uçuş eğitimleri veriyor. Ama bunu ortadan kaldırmışlar. Türk Hava Kurumu'nun en kıymetli mülkü olan ve İstanbul Laleli Oteli'nin tahliye kararı Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlanmışken istinaf aşamasında kurum aleyhine sonuçlandı. 85 yılından itibaren ülkemizin orman yangınlarını söndürme görevini en üst düzeyde yerine getiren Türk Hava Kurumu, bakım onarımı yapılarak çok kısa sürede kullanıma hazır hale gelecek 5 adet uçağı çürümeye terk etti demiş. Başka? İşte bir sürü aldığı karar var. Kuruma ait gayrimenkullerin birçoğu satıldı. Satılmaya devam ediyor. Alım-satım, gayrimenkul alım-satımı, şube açma-kapama işlemleri, bankalarda yapılacak akreditif kredi işlemleri, teminat, ipotek verilmesi işlemleri, bütün bunlar kayyum heyeti tarafından usulsüz olarak yapıldı diyor. Niye? Çünkü bütün bunları ancak büyük genel kurul yapabilecekken Türk Hava Kurumu dernek statüsünde genel kurul toplaması ve o genel kuruldan çıkan kararlarla yapabileceği bütün işlemleri kanunsuz biçimde, usulsüz biçimde bu heyet yaptı diyor. Türk Hava Kurumu'nu dağıtmışlar. Devam. Kayyum heyeti, Türk Hava Kurumu Üniversitesi pilotaj öğrencilerinin velilerinden öğrenci başına 10 bin Amerika doları tutarında bağış yapılmasını istedi. Kayyum heyeti diğer iş yerlerinde olduğu gibi üniversitede bütün personel üzerinde mobbing uyguladı. Bu nedenle birçok akademik ve idari personel üniversiteden ayrıldı. Kayyum heyeti havacılık ve diğer faaliyetleri yok denecek düzeye indirgedi. Yani boş durmamışlar. Kayyum kayyumluğunu yapmış. Türk Hava Kurumu'nu perişan etmiş görevi zaten. Neydi ki acaba? Düzeltmek miydi? Düzelteyim derken bu hale getirmiş. Üstelik yasaları da hiçe sayarak. Ya yasaları hiçe saymış derken, şimdi şöyle bir tekrar tekrar söyledikleri bir şey var. Bu yanan alanlarda imara açılmasın, aman ha oralara beton dökülmesin deniyor. Ki dökülemez normalde. Anayasa öyle diyor çünkü. 169. İktidar mensupları da her yerde bunu söylüyorlar. Ya nereden çıkarıyorsun kardeşim diyorlar. Anayasa 169. madde zaten yapılamaz diyor. Ne diyor bana böyle laflar söylüyorsun? Anayasada yazıyor da biz buraya beton dökmeyeceğiz. Burada herhangi bir imar olmayacak, yapılaşma olmayacak.
Anayasa engel zaten. Açık anayasa hükmü. Zannedersin ki anayasanın dur dediği yerde duran, yapma dediği yerde yapmayan bir iktidar var. O yüzden 169'u da bize referans gösteriyor. Ya ben yapmak istesem bile yapamam. Anayasa engel diyor. Ya Allah'ım, biz hangi ülkede yaşıyoruz? Siz nerede yaşıyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Bütün kurumlar uymak zorundadır diyor mu? Diyor. Anayasa Mahkemesi. Anayasa. Tanımıyorsunuz. Saygı da duymuyorsunuz. Tanımıyorsunuz da. Neyse faturası öderiz diyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Anayasayı yok sayan sizsiniz. Sonra anayasada yazıyor, merak etmeyin diyor. Olur, merak etmeyiz, ne de olsa anayasada yazıyor. Sizin tanımadığınız, takmadığınız, umursamadığınız, aman anayasaysa değiştiririz dediğiniz, ne olacak ki? Olsa da olur, olmasa da olur. Kim bize hesap soracak diye ayaklarınızın altına alıp çiğlediğiniz anayasayı biz güvenelim. Anayasada öyle yazıyorsa demek ki iktidar yapmaz. Güvercinin niye nasıl yaptı? Anayasadaki madde mi değişti de şimdi yapamıyorsunuz? Güvercinlikte o otel nasıl girdi oraya? Ormanlık alan. Ormanlık alan. Şimdi Turizm Bakanlığı'na verdiler. Onun büyük riski var. Onu konuşacağız biraz sonra konuğumuzla da. Ama yani Orman ve Turizm Bakanlığı'nın birlikte hani ya o öyle olmaz bak bunu buraya yapma diye Orman Bakanlığı'nın müdahale edebileceği bir düzenlemeyi Turizm Bakanlığı'na verdiler. Bakın bu şöyle bir şey. Ülkeyi de böyle yönettikleri için şirket gibi her şey parayla baktıkları için yani kar ne? Arazi, arsa. Oo, arsada para var. Arazi bir değeri yok. Hemen parselleyelim. Arsa yapalım. Buradan para çıksın diye. Her şey para. Şimdi orman var. Orman. İki kurum var. Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Şimdi 89 çıkmış yasa. Diyor ki Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı işte bunların hepsi bir şey yapılacaksa buraya yani turizmle ilgili bir teşvik verilecek ve burada bir turizm yatırımı yapılacaksa bunu Turizm Bakanlığı yapmak isteyebilir ama Orman Bakanlığı bir bakacak olur mu olmaz mı? Çevre Bakanlığı bir bakacak olur mu olmaz mı? Hani çevreye faydası var, zararı ne? Ormana faydası ne, zararı ne? Ondan sonra turizm yapacak. Şimdi birisi yemek isteyen turizm. Turizm ormanı ne diye bakar? Tesis olarak görür. Turizm Bakanlığı. Biliyoruz onların nasıl çalıştığını. Onlar orman baktığında şunu görüyorlar. Diyorlar ki of ne güzel yeşillik. Bu yeşilliğe ne güzel bir otel kondurulur. Yani doğaya baktığında, ağaçlara baktığında gördüğü şey otel. Orman Bakanlığı'nın ağaçlara baktığında gördüğü şey en azından olması gerekenleri söylüyorum tabii. Turizm Bakanlığı için de böyle olmamalı ama ne güzel doğa. Korunması gerekir. Güçlendirilmesi gerekir. Arttırılması gerekir. Bakılması gerekir. İnsanın zarar vermesini engellememiz lazım. Değil mi? Bunlar arasında ormanı korumaya meyilli olanları atıyorsun. Turizm Bakanlığı'na diyorsun ki ormanlar senindir. İstediğin yerde, istediğin tesisi yapabilirsin. Öyle diyorlar ya yanmış bölgeler anayasanın korumasında. Şimdi, ya oraya biz bir şey yapmayacağız. Ya yanmışı değil, yanmamışı açtın zaten imara. Tartışmayı muhalefet de belki yanlış yerden yapıyor. Yani yanmış yerlere imara açacaksınız diyorlar. Onlar da yok kardeşim anayasa 169 açmayacağız diyorlar. Ya yanmamış yerleri açıyorsun, yanmamış yerleri. En son geçirdiğin düzenleme yanmamış yerler konusunda sınırsız yetki veriyor. Kime? Cumhurbaşkanı ve Turizm Bakanlığı. Turizm Bakanı, burası çok güzel. Çok güzel. Hazırladınız mı projeleri? Hazırlayın, çok yakında olacak buralar. Dediğinde oluyor. Olabilecek. Ormanları ham etmeye hazır bakanlığa, Turizm Bakanlığı'na ormanları mahvetme yetkisi veriyorsun. Sonra da bunu savunuyorsun. Neyini savunuyorsun ya? Niye orada frenleyici, önleyici bir tesis yapılacaksa bunun orman yapısına uygun olup olmadığını denetlemesi gereken bir kurumu devreden çıkartıyorsun?
Biz aramızda protokol yapar, o işleri hallederiz. O protokol dediğin bugün yaparsın, yarın iptal edersin. Protokol değil mi? Yasa, yasal güvence. Hani yasalar önemli ya, herkes uyumak zorunda ya. Saat 8.51 olmuş. Ama bir başladık, bitiremedik. Peki, bir ara verelim. Aranın ardından buluşacağız sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Gün başlıyor programına. Son bölümdeyiz. Biraz sonra konuğumuz da olacak. Türkiye Ormancılar Derneği 2. Başkanı Ahmet Üsrev Özkara bizlerle birlikte olacak. En son Turizm Bakanlığı hani ormana nasıl bakıyor onu anlatmıştık. Örneği hani uyduruyor musun diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Nereden uyduruyorlar bilmiyorum diye. Uyduruyor muyuz? Bir tane tweet var arkadaşlar. KRT paylaşmış. Turizm Bakanı ile ilgili. Aytun Çıray, İzmir Milletvekili, İyi Parti Genel Başkanı, Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray dün bunu açıkladı. Orman yangın üssünü otel alanına dönüştürmüş Turizm Bakanı. Evet, Antalya ilinde normalde orman yangın üssü, işte geniş bir alan. Burada orman yangını ile ilgili kurulması gerekenler var. Bütün bunlar yok sayılmış. Koskoca bir alan turizm alanına dönüştürülmüş, otel alanına dönüştürülmüş. İşte bir köşede de bir yerde herhalde bir miktar bırakmışlar. Bunu sormuş Aytun Çıray. Yani Turizm Bakanı böyle bakıyor. Orman gördüğü yerde, yeşil alan gördüğü yerde, turizm tesisi gördüğü gibi aynı zamanda orman yangınıyla mücadele için ayrılmış alanları bile ya buraya güzel bir turizm tesisi kondurabiliriz diye baktığına ilişkin bir haber. Ömer Fethi Gürer, her yıl 2400 orman yangını çıkıyor. Bakan sorumuza yanıtta yangına müdahale edecek yeterli hava aracı olduğunu söylemişti demiş. Daha önce sorduğu bir soru önergesini, mecliste verdiği soru önergesini ve ona bakanın verdiği yanıtı hatırlatmış. Sormuş yani, demiş ki ya bu kadar orman yangını var, hava aracımız var mı? Ne yapıyoruz, nasıl tedbirler alıyoruz? Yanıt, yeterli hava gücümüz var, helikopterimiz var, yönetim ve yangın söndürme helikopterlerimiz mevcut, yeterlidir demiş bakan zamanında 2019 yılı. Şimdi işte ne kadar hazırlıklı olduğumuzu ortaya koyuyor. Daha yakın bir tarih, Türkeler Türk paylaşmış bir gazete haberi. Türkiye 13 Temmuz 2021 Salı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çakmak yaksalar haberimiz oluyor diyor. Habere dikkat edin. İnsansız hava araçları, İHA'lar ve 776 gözetleme kulesiyle yangınlara anında müdahale eden Türkiye bu alanda lider ülke konumuna yükseldi. Yani gözetliyoruz, her yer kontrolümüzde, duman çıktığı anda fark ediyoruz, biraz sonra konuşacağız. Hemen müdahale ediyoruz. 12 dakikada. Hedefimiz 10 dakika. Öyle diyor. En son bakanın şurada rapora yazılanlar böyleydi. O zaman Türker Ertürk sormuş, diyor ki ya bu yangınlardan da haberiniz var mıydı? Yani bu çıkanları da görüyor musunuz? Gördüğünüz halde mi müdahale etmiyorsunuz? Bakın çok çarpıcı alanda, yangın alanından videolar var. Bu videolarda hep İşte sanatçıların da, Şahan Gökbakar dahil olma işi, o da var, başkaları da var. Orada yangına müdahale etmek, yangınla mücadele etmek için bölgeye giden insanlar var. Onların paylaştığı videolar var. Benzer şeyler söylüyorlar. Yani küçük bir yangın daha henüz dumanı tutuyor. Hızlı müdahale edilirse bu yangın söndürülebilir. Acil buraya müdahale lazım. Ama saatler geçiyor. Herhangi bir müdahale olmuyor. Az önce programa girmeden önce izlediğim bir video vardı. Yani yalnızca havadan yardımı değil, biz karadan yol açtık, oraya kadar hortumu götürdük. Müdahale etmek istedik ama geri çekilin dediler, müdahale etmemizi istemediler diyenler de var. Dolayısıyla daha konuşulacak çok şey var. Şu yangınlar söndükten sonra, yani ormanları eldeki imkanlar yüzünden, şunu söylemiyorum, yani söylemem, söyleyemem. Hani helikopterler, uçaklar bir yerde yatıyor. Yanlış anlaşılmasın. Hani ve işte orada yangın varken bunlar orada özellikle tutuluyor. Bu ormanlık alan yansın isteniyor diyemeyiz. Helikopterler uçuyordur.
uçaklar da uçuyordur. Yangına onlar da müdahale etmek, mücadele etmek istiyorlardır. Ama belli ki yetersiz. Geniş bir alan, zamanında ilk anda etkili müdahale edilemediği için, elimizde tek bir uçak bulunmadığı için büyüdükten sonra da 16 uçak getirseniz de artık müdahale edemediğiniz büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Bu çıkıyor ortaya. Yoksa kimse herhalde hani helikopter varken sen dur orada yansın orası demiyordur. O kadar değil yani. Ama büyüdü, her yerde var ve artık başta bir uçakla, iç uçakla belki müdahale edilse, 5 uçakla müdahale edilse, daha küçük çaptayken söndürülebilecek yangınlar çok geniş bir alanda ve artık 16 uçak da yetmiyor. Şimdi Türkiye Ormancılar Derneği bu konuda bir rapor hazırlamış ve ben de o raporu sizlere aktarmıştım. O raporda çok çarpıcı tespitler vardı. 9. ay yani 2020'nin 9. ayında aslında bugünlere işaret eden bir rapordu. Raporu biraz konuşalım. Türkiye neden hazırlıksız yakalandı? Elindeki imkanlar neler? Bu yönde zafiyet, hani bize aciziyet içerisinde göstermesinler, aciz değiliz deniyor ama zaaf gösterdiğimiz yanlar neler? Hangi alanlarda eksiklerimiz var? Bütün bunların kaleme alındığı bir rapor. Şimdi Ormancılar Derneği 2. Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara bizlerle birlikte. Sayın Özkara hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi günlerdir yangınları konuşuyoruz. Tabii yangınlara etkili müdahaleyi konuşuyoruz. Herhalde bu işin en başına dönmek lazım. Öncelik bu yangınların başlamamasını sağlamak. Başlarsa da başladığı yerde, başladığı anda müdahale etmek herhalde en etkili yöntem. Hani biz büyümüş bir yangının nasıl söndürüleceğini bugün maalesef tartışıyoruz. Ama herhalde sizin bu raporda da ortaya koyduğunuz üzere yangınlar başlamadan alınması gereken tedbirleri konuşmak lazım. Hazırlıksız mı yakalandık biz 2021 yangın mevsimine? Murat Bey, biraz önce 10 dakikadır konuşmanızı dinliyorum. Gerçekten olayı nelerin yaşandığını, ne tür bir sıkıntıların ortaya çıktığını bence gayet iyi ortaya koyuyorsunuz. Doğru, yani üzücü ama doğrular bunlar. Bizim burada öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye Ormancılar Derneği köklü bir dernek. 1924 yılından beri kurulmuş. Bu yangınla mücadelede yer almış, görev almış birçok arkadaşımız, birçok bilim adamımız var. Biz bu raporu, bahsettiğimiz raporu hazırlarken gerçekten herhangi bir hesap kitabın içinde değiliz. Herhangi bir siyasi anlayış içerisinde hareket etmiyoruz. Gerçekten uyarıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yangınların öncesiyle yangınlardan sonraki süreci düşündüğünüzde çok önemli bir farklılık var. Yangın öncesindeki bu büyük mega yangınlar öncesindeki tablo çok enteresan bir tablo, bizleri yanıltan bir tablo. Alacağımız tedbirleri, yapacağımız işleri, hatta böyle orman yangınlarını biraz dikkate almayan, onun verebileceği zararların boyutunu tam olarak kavrayamayan bir yaklaşım. Neden söylüyorum bunu? Bakın, iklim değişik iyi diye bas bas bağırıyoruz. Aslında felaketler, afetler başka şekillerde de gündeme geldi. Doğu Karadeniz'deki sel felaketi de bunun bir parçası. Orada da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Yağış rejimindeki düzensizlik, bir yılda yağacak olan miktarın birkaç gün içinde yağması, bunlar hep olumsuz koşullar. Dolayısıyla iklim değişikliği her türlü felaket üzerinde çarpan etkisi yaratıyor. Çok ciddi bir etki yaratıyor. Bunu biz anlatmaya çalıştık. Haklı çıkmak istemeyiz, istemedik. Yeter ki tedbirler alınsın ve uyarılarımız var o zaman. Evet. Bu uyarılarımızın ana başlıkları şunlar. İklim değişikliğiyle birlikte yeni bir düzene, yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bakın biz 2 sene önce bu konuda, bırakın Eylül ayının 2020 yılındaki yayınladığımız raporu. 2 yıl öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bir toplantı yaptık.
Orman yangınları çalıştayı düzenledik. Yerleşim yerlerindeki yanıcı maddenin ortamdan çıkarılmaması durumunda ne gibi risklerle karşılaşacağımızı anlattık. Bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledik. Bugün dikkat edin, sen mi sorumlusun, ben mi sorumlusun tartışması yapılıyor. Bu işin ana sorumlusu orman teşkilatıdır. Orman teşkilatı bu işe yön verir. Güçlü bir teşkilattır. Çalışanlar çok fedakardır, cansiperane çalışır, özveriyle çalışır. Gerekirse o yangını söndürmek için canı pahasına yangının içine girer. Şimdi bu insanların bu çalışmaları bizim açımızdan gerçekten ders çıkarılması gereken çalışmalar. Nedir bu ders çıkarılması gereken? İşte asıl organizasyonun, yönetimin gelişen koşullara, iklim değişikliğine uyum sağlayacak yeni bir anlayışa geçmesi lazım. Siz yasal düzenlemeler yapmazsanız, büyükşehir belediyeleri artık orman köyleri, orman mahalleleri oldu. Onlarla işbirliği halinde onları yönlendiremezseniz, mükellefiyet diye bir kurumumuz vardı, orman köylüleri direkt yangına katılıyorlardı. Sorumluydular kendi çevrelerindeki çıkan yangına katılmak için. Ama siz mükellefiyet olayını kaldırırsanız, şimdi gönüllülük diye bir sistem getirilir. Ama o konuda herhangi bir hazırlık, bir çalışma, bir eğitim yok. Bu tür çalışmalar kağıt üzerinde kalmış vaziyette. Hani 12 dakikada giderim, ilk anda gördüğümde ilk müdahaleyi yapacak bilmem ne. Bunlar hepsi güzel laflardır ama hayatın gerçeğiyle örtüşmez, örtüşemez. Çünkü gelen tehlikenin öncelikle farkında olmamız lazım. Biz gelen tehlikeyi bağıra bağıra geldiğini görüyoruz. Ne demek bağıra bağıra geldi? Hatırlayın 28 Temmuz'daki başlangıç sürecinden 15 gün öncesi Meteoroloji Kurumu dedi ki bakın sıcaklıklar çok artacak. Türk dereleri C'lerin üstüne çıkacak. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Bal nem düşecek. Havayı kurutucu etki yapacak. Karadan denizlere doğru güney kesimlerimizde Poyraz esecek. Bu bize ne diyor biliyor musun? Yangın geliyor. Aman dikkat. Siz daha o gün için demeniz gerekirdi ki ormanlara giriş yasaklanmıştır. Ormanlara girişi yasaklamanız lazım. Ne zaman yasakladık? Yangınlardan bir iki gün sonra işin ciddiyeti anlaşılınca. Burada bile hazırlıklı olmadığımız anlaşılıyor. Bizler eğer bu tür çalışmaları gerçekten bilimin ışığında gelişen şart ve koşulları değerlendirerek yapabilirsek sonuç alabiliriz. Aksi takdirde çok zor. Evet. Bu şu anda siz baktığınızda alanda bu yangına müdahalede bir koordinasyon görüyor musunuz? Ya da şu an yangına mücadelede görüyor musunuz? Görüyorum. Neden görüyorum? Şimdi bakın biz hani yangın Türkiye'de her yıl yaklaşık 2500 adet yangın çıkar, yaklaşık 8-9 bin hektar yanar. Bu bir genel çerçevedir. Bunu biz aşağıya çekmek için ne yapabiliriz hep tartışırız. Çünkü Kızılçam doğası gereği yangın ekosisteminin olduğu yaklaşık 12,5 milyon hektarı kapsıyor. Maraş'tan Çanakkale'ye kadar. Eğer biz bu şartları, bu koşulları dikkate alırsak, bu koşullar üzerinden hareket ederek elimizde orman teşkilatı çok güçlü bir teşkilat. Elinde her türlü alet edevatı var, dozeri var, arazözü var, ilk müdahale araçları var. Yani bu yönüyle gerçekten güçlü bir teşkilat. Ama ortada bir zaaf çıktı. İşte konuşuluyor günlerdir. Hava filosu özellikle uçak ekipmanı yetersiz. Ve bunu tartışma konusu yapmak bugünlerde anlamsız. Neden? Ben inanıyorum ki işin ciddiyetinin farkına varıp önümüzdeki günlerde iklim değişikliğinin yaratacağı etkilerle daha biz bu ve buna benzer mega orman yangınlarını göreceğiz. Bu bir kaçınılmaz gerçek. O nedenle bizim mutlaka taşıma suyla değirmen dönmez. Kendi hava filomuzu kurmamız lazım. O düzeni oluşturmamız lazım. Yanan sahalardaki ortaya çıkan maliyetin devede kulaktır bu hazırlanacak olan organizasyonda. Yeter ki bu ciddiyeti biz görelim. Gerçekten bu gerçekten devede kulak. Yani şu an o uçak alınsaydı verilecek parayla ortaya çıkan faturaya baktığınızda yani devede kulak bile büyük kalabilir. Bakın şunu söyleyeyim. Kaybettiğimiz orman yangınlarındaki
o orman ekosistemlerinin bize sağlayacağı değerler üretim parayla değerlerinin ölçülemez. 1000 katıdır, 1000 katıdır, 2000 katıdır, parayla ölçülmez. Evet. Ben parasal anlamda da basit bir değerlendirme yapacağım. Yaklaşık 100 bin hektarlık bir alanın yandığından bahsediliyor. Ortalama sahadan hektarda 100 metreküp çıkacak olursa en az 10 milyon metreküp odun ham maddesi ciddi anlamda zarar görmüştür. Yani hem ekosisteminizdeki size sağladığı karbon yutakları olması, işte oksijen, ortamı oksijen vermesi, yaşamın kalitesini arttırması, sel felaketlerine, toprak heyelan felaketlerine karşı doğayı korumasını bir kenara bırakın. Bu konuda da aynı şekilde bir sıkıntı söz konusudur. Bu çerçeveden baktığımızda ben buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın, 10 milyon metreküp odun ham maddesinden bahsediyorum. Lütfen artık üretimleri durdurun. Özellikle tensil sahalarında, gençleştirme sahalarında bu çalışmalara son verin. Birkaç yıl mevcut sahaların bizim yeniden kendine kavuşması, yeniden doğayla buluşması için fırsat verelim. Aksi takdirde biz bir taraftan koruma çalışmasına gerçekleştirirken bir taraftan üretim faaliyetlerine devam ediyorsak bu büyük bir çelişkidir. Bu konuda ben teşkilata, geçmişte bu teşkilatta genel müdürlük yapmış olarak uyarıyorum. Lütfen koruma birinci önceliğimiz olsun. Öncelikle bu yaralarımızı saralım, ormanlarımıza sahip çıkalım. Ondan sonra gerekirse üretim ihtiyaçlarımıza göre yeniden kararlar verebiliriz. Bakım sahalarında ise iki kapalı ormanlar deriz biz. Oralara da lütfen dokunmayalım. Bakın ben bu konuyu özellikle geçmişte çalışmış, eğitim almış bir insan olarak söylüyorum. Bu konulara dikkat edin. Peki, şimdi bizim son dönemde Türkiye'de gördüğümüz en önemli sorunlardan birisi işi işte hak edeni hak ettiği koltuğa oturtmamak. Acaba Orman Genel Müdürlüğü'nde de böyle bir tablo var mı? Yani daha çok tabii yukarıyı konuşuyoruz ama aşağıda bu liyakate uyuluyor mu? Böyle oradaki kadro yapısı, buralarda da siyasi müdahaleler var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, bak çok net bir şey söylüyorum. Rotasyon adı altında bir ucube diyorum. Teşkilat tarafından gerçekleştirildi. Orman yangınları konusunda uzman, 20-25 yıl çalışmış arkadaşlar, bilgi işlem merkezi gibi hiç alakasız kurumlara, yani orman teşkilatının bu bölümlerine tayini çıkarıldı. Ya bu insanlar Akdeniz ekosisteminde, Kızılçam ormanlarında nasıl yangınla mücadele edilir konusunda 20-25 yıllık tecrübeleri var. Çok önemli bir tecrübe. Yangına nasıl yeni gelen bir arkadaş ya da bu konuda tecrübesi olmayan bir arkadaş, bırakın o yangının yanına yanaşamaz. Ama bu arkadaşlar o yangını nasıl durduracaklar? Hangi teknikle durduracaklar? Kapsamlı bir rotasyon muydu o? Yani 3-5 kişiden evet, mi bahsediyoruz efendim, yoksa? Orman teşkilatını, bakın açık söylüyorum, orman teşkilatını allak bullak eden bir rotasyondu. Sadece orman yangınları ile ilgili konuşmuyorum. Kaç yılında yapıldı? Bu, yani 5-6 yıldır uygulanıyor. 5-6 yıldır sürekli uygulanan bir rotasyondan bahsediyoruz. Evet, anladım. Böylece... Yani bizi başka kurumlarla lütfen karıştırmasınlar. Orman teşkilatının çok farklı uzmanlık alanları var. Bu alanlarda tecrübeli arkadaşlarımızı, Milli Parkçı'yı alıyorsunuz Orman Teşkilatı'na, Milli Park'tan alıyorsunuz başka bir birime, Orman Yangınları'ndan alıyorsunuz bilgi işleme. Böyle bir uygulama olamaz. Niye? Bu akıl. Hayır, niye? Yani bu ben siyasi olarak görüyorum. Yani bir takım kadroları, bizim size ihtiyacımız yok. Herhalde ben o mantıkla yaklaşılıyor. Başka bir açıklama göremiyorum. Çünkü bu insanlar, bakın aslında orman yangınlarıyla mücadele bizim teşkilatın en zor görevidir. Zaten o insanlar çok zor şartlarda çalışıyorlar. Niye sen o insanı alıyorsun A ilinden, Akdeniz ekosisteminde çalıştığı bir bölge müdürlüğünden, hiç alakasız, yangınla alakası olmayan başka bir birime gönderiyorsun? Böyle bir şey olamaz. Evet. Peki bu saatten sonra ne yapılabilir, onu sorayım son olarak. Yani yanan, evet, ormanlar size, ve şeylerle ilgili buyurun. Evet, başlıklarla şöyle söylemeye çalışıyorum. Bir, öncelikle yangının sonrasında yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Kim neden sorumlu, nasıl birlikte bir işbirliği gerçekleştirilecek?
Çünkü Orman Genel Müdürlüğü'nü bu konu aşmıştır. Net söylüyorum. Orman Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Güvenlik Kuvvetleri, meteoroloji, bu konuda tüm kurum ve kuruluşlar entegre çalışmak zorundadır. Bunu başarmalıyız. Ve bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç var, eksiklikler var. Belki bir yangın bakanlığına ihtiyaç var. Yani böyle büyük bir organizasyona ihtiyaç var. Her kurumu toparlayacak. Çünkü şu aşamada onu söylemek istemem. Evet. Nedeni şu. Yani önemli olan konu, yani oraya doğru gidiyor. Müdahalede. Nasıl? Oraya doğru gidiyor. Yani iklim krizi. Şimdi işin vahameti anlaşıldıkça çok bu konuda farklı yöntemler, farklı modeller gelişecektir. Evet. O bir sonraki süreç olarak değerlendiriyor. Peki. Buyurun. Devam yanan edelim. Sahaların, bakın, tohumdan gelen o söz konusu yanan sahalarda hem Kızılçam hem Maki toplulukları var. Maki toplulukları sürgünden gelir, Kızılçam tohumdan gelir. Bunlar yıllardan, bakın, milyonlarca yıldan beri bu ortamda yaşıyor. Bunlar buranın sahibi. Bütün doğal koşulların sonucunda oranın hakimiyet kuran iki tane ana yapısı. Bırakalım doğa kendini yenilesin. Ben şimdi görüyorum fidan kampanyaları, şu her kafadan bir ses çıkıyor. Teşkilat üzerinde de böyle bir baskı kurmayalım. Gidilsin, yangın sonrasında gerekli etütler yapılsın. Hakikaten doğal yolla gelme şansı olmayan yerler olacaktır. Oralarda da mutlaka tamamlama çalışmalarına ihtiyaç olur. O işin ikinci kısmıdır. O nedenle doğal yolla bu sürecin atlatılmasına zaman tanımamız lazım. Diğer bir konu, yangınla mücadelede bahsediyorsunuz, diyorsunuz ki ilk müdahale. Bakın, ilk müdahalede en önemli araç uçak ve helikopterlerdir. Yangınla ilgili haberi aldığınız andan itibaren en geç 30 dakikada bu sahaya ulaşabiliyorsanız bir anlamı vardır. Hatta iklim değişikliğiyle birlikte bu sürenin ben aşağı çekilebileceğini düşünüyorum. Daha teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, işte Sayın Bakan'ın o kastettiği İHA'lardır. Tespitlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilir ve bunu bizim arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ilettiği zaman bu konu kendiliğinden daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. İlk müdahale çok önemlidir. İlk müdahale, derken bu yalnızca ateşi söndüren bir müdahale değil. Aynı zamanda soğutan, yani yağmurlamaya da yapan. Soğutma derken, yani o yangının büyümesini de engelleyip yer ekiplerinin oraya geldiğinde daha kolay müdahale edebileceği, küçük bir alanda müdahale edebileceği tabii. bir çapta yangın kalmasını büyümeden, sağlıyor. Evet. Doğru. Yangın büyümeden anında, şimdi bizim yer ekiplerimiz yetersiz. Bunu hepimiz konuşuyoruz. Şu anda arazözlerimizde 2-3 kişi bulunuyor. En az 6 kişi bulunması lazım. İşte siz görüyorsunuz hortumu çekenler. O hortum 1-2 kişiyle çekilecek bir hortum. Ya da yangına belli bir mesafeye kadar yanaşabildiği için en azından hortumla yanaştığında o hortumu çekebilecek bir ekipman gerekiyor. Bir grup gerekiyor. O nedenle en az 6 kişi. Bu konuda da bakın yine bir eksiklik olarak söylüyorum. Burada da bir konuda eksiklik olarak. Temmuz ayının sonunda yangın işçisi alımına çıkıldı. Bu da gerçekten çok enteresan bir konu. Yangın işçisi alımı şimdi yapılmaz. Biz 1 Mayıs'la 1 Kasım'a yangın sezonu deniz. Yangın sezonunun öncesinde bu çalışmaların yapılması lazım. 1 Mayıs'la, o nedenle, 1 Mayıs'la 1 Kasım. 1 Kasım arası bizim yangın sezonu olarak değerlendiririz. Bakın burada işin enteresan tarafı şu. 600'e yakın orman işçisi alınmak için çıkılıyor 27 Temmuz, 28, 29, 30 Temmuz'da. Bunları ne zaman alacaksınız? Nasıl eğiteceksiniz? Ne zaman sahaya süreceksiniz? Gerçekten bakın ne kadar hazırlıksız olduğumuzu, bana göre ben birkaç tane doneyi gördüğüm zaman anlıyorum zaten. Meteorolojinin bize çağrısına kulak vermemişiz, ormana girişleri yasaklamamışız. Eleman almamız gerekiyor, işin nereye gideceği belli, iş karışınca yeniden eleman alma çabası içine giriyor. Bunlar hep önemli işaretler. Yani biz uçağa konuşuyoruz ama yerde de personel eksik ve personel alımı için tarih Temmuz sonu. Hayır, daha önceden almışlar ama ilave personel alıyorlar. İlave personel alıyorlar, anladım. Evet, ilave personel.
Peki. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Bakın, bu tür şeyleri planlarken bürokratik prosedürlerin dışına çıkan bir düzenlemeye ihtiyaç var. Şimdi muhakkak denilecektir ki efendim işte bunu şeye bildiriyoruz, bize oradan kadro geliyor, kadro şöyle oluyor gibi. Bunları aşmanın yolu, bu prosedürü aşmanın yolu, bu işin gerçekten ciddiyetini ortaya koyup önceden hazırlanmak gerekiyor. Evet. Peki. Diğer bir konu, dikkat ederseniz yerleşim yerleri ve özellikle kırsal alandaki bina yapıların yandığını görüyoruz. Yanıcı maddeyi ortamdan çıkarmadığınız sürece, yangın öncesinde yanıcı maddeyi ortamdan çıkarmadığınız sürece bu tür mega yangınlara dönüşme şansı çok yüksektir. Tesadüf değil. Biraz önce ne dedim? Belki 15 dakikada yetişeceksiniz ama rüzgarın da etkisiyle o ortamdaki yanıcı maddenin çıkarılmaması nedeniyle yine yangın büyüyecek. Yine engelleme şansımız olmayacak. Yani bir takım bizim önümüzdeki engelleri doğru görmemiz lazım. Yanıcı maddeyi ortamdan çıkarmazsanız, yerleşim yerlerinde, çatılarda şıngıl kullanırsanız, plastik malzeme kullanırsanız, ahşap malzeme kullanırsanız, ahır düzeninizi buna uygun hale getirmezseniz, bu yangınlar geldiği zaman kaçamazsınız. Her şeyinizi kaybedersiniz. Canınızla, malınızla ödersiniz. Dolayısıyla bu büyük felaketlere karşı mücadele topyekün gerçekleştirilecek. Gerçekten bunu bir ulusun birlikte yürüteceği, herkesin kafa yorduğu, dikkat ettiği, her türlü yardımlaştığı bir düzenin kurulması lazım. Evet. Bu kadar önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yani tabii pek çok konu var konuşulması gereken. Hani orman köylüsü kalmadı dediniz. Onun yerine başka bir sistem kurdular. Orman köyü de pek kalmadı. Ben, yani bunlar tatil köyüne dönüştü. Dolayısıyla orman köyleri, ya var da işte, köylerimiz var. Hani gönderme yapıyor. Ama tatil şöyle, köyüne de dönüştü ve ormanlar yok ediliyor. İçerisinde turistik tesisler yapılıyor. Onu ifade etmek için söylüyorum. Ben yine sözümü şöyle bitirmek istiyorum müsaade ederseniz. Biz Türkiye Orman İşler Derneği olarak burada mücadele veren asıl bu işin ateş savaşçıları dediğimiz tüm çalışanlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz, minnettarız. Daha büyük zararların ortaya gelmesi için verdikleri kavganın da sonuna kadar yanındayız. Teşekkür ederim, sağ olun. Daha büyük zarar gelmemesi için. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Ormancılar Derneği 2. Başkanı Ahmet Hüsrev Özkar'a ne diyelim, ülkemize hem geçmiş olsun diyelim, hem de can kayıpları var. Yani dolayısıyla başımız da sağ olsun diyelim. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sayın Özkar'a eksiklere dikkat çekti. Bir de bağıra bağıra geldi dedi. Bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Onu şimdi ben bir hemen bulayım. Size söyleyeyim. Bir fotoğraf derken bir Twitter'da bir mesaj. Şu iklim değişikliğiyle beraber havaların ne kadar sıcak geçeceğini zaten önceden haber veren. Neyse, şimdi bulamayabilirim de. Anlaşıldı, bulamayacağım. Masa dağınık çünkü. Dağınık çalışıyorum. Benim dağınık çalışmam sorun değil. Yani ben en fazla tweet bulamıyorum ama memleket nasıl dağınık yönetiliyor? Asıl sorunumuz o. Her kafadan bir sesin çıktığı, kimin ne söylediğini tam olarak anlayamadığımız, birinin uçağa ihtiyacımız yok, belli bir tonun altında gerek yok dediği, diğerinin gelsinler istiyoruz dediği bir dağınık yönetim ve o dağınık yönetimin yarattığı tabloda gösterilmesin diye televizyon kanallarına talimat vermek isteyen bir anlayış var. Olan olsun, biten bitsin ama halkım bundan haberdar olmasın. Ortada bir başarısızlık olabilir ama eğer başarısızlık görünmezse başarısızlık yok demektir diye ülkeyi bu biçimde yönetmek isteyen iktidara karşı bugün gazete manşetleri bir hayli sert. Çünkü gazete manşetlerinde evleri yanan insanların, yaşam alanları yok olan insanların çığlıkları var, isyanları var. Aktaralım. Bir Gün gazetesi yangını halk söndürecek demiş. Başkanlık rejimi yangınla küle döndü. Enflasyona, işsizliğe, yangına derman olamayan iktidar halkın yakasından düşmeli. Felaketler karşısında ortaya konan dayanışma ve cesaret milyonların yeni bir düzen talebinin de hayat bulmaya başladığını gösteriyor diyor Bir Gün gazetesi ve 8 gündür yanıyor demiş. Yangınlar dün de son bulmadı, bugün de devam ediyor. Üstelik işte termik santral risk altında. Termik santral
için alınan tedbirleri aktardım başlangıçta. İşte içinde patlayıcı madde bırakmadık, etrafına hendek kurduk, herhangi bir risk yok diyor santralin yetkilileri yaptıkları açıklamada. Umarız öyle bir risk kalmamıştır. Ama termik santral dışında pek çok yerleşim yerinde, işte bu sabah saatlerinde Zeynel Lüle'ye bağlanabilir miyiz arkadaşlar? Bir arayalım. Çünkü Orhaniye'de Hisar önünün ardından oradaki yangın riskini gece yarısı, belli ki uyumamışlar. Gece 4 sularında atılmış bir mesajını gördüm çünkü. Burada yeniden geliyor yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor şeklinde bir mesajı vardı. Ulaşabilirsek ondan da dinleyelim. Yangınla devam edelim ama Sağlık Bakanlığı'nın şu koronavirüs tablosunu bir verebilir miyiz ekrana? Orada da çünkü başka bir ilgilenilmesi gereken ve konuşulması gereken bir tablo var. 126 ölüm var. Dünkü tablo 24.832 vaka, 126 ölüm olduğunu gösteriyor salgında. Yani mavi iller, sarı, turuncu, kırmızı iller pek değişmiyor artık. Aşı da yok zaten, aşı da azaldı. Aşılama oranı bir hayli düştü. Aşı kampanyası bir taraftan yürütülüyor ama iptal edilen randevular var. Aşımız bitti, gelmedi, bekliyoruz deniyor. Aşı gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman gelecek? Yangın arasında Sağlık Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptıysa da ben görmedim. Ama yapsaydı da herhalde görürdüm diye düşünüyorum. Tedarik başladı. Yeniden eskisi gibi 1,5 milyon aşı yapabileceğiz diye bir açıklama gelmedi. Karar Gazetesi, kiralık uçakla milli gurur. Ya kiralık uçakla milli gurur olur mu diyor. Milli gurur, milli gurur. Ya kiralık uçak kullanıyorsun yani. Olur mu? Yani gururumuzdan da şey yapmayız, taviz vermeyiz. Alev kapanında ocağı sönenlerin yardım çığlıkları devlete aciz gösteriyorlar suçlamasıyla karşılaştı. Dışarıdan destek istemek milli gururumuzu zedeliyor diyenlere karşı yangın kuşağındaki Türkiye'de bir söndürme filosunun olmadığını hatırlatanlar, milli gururu zedelemesi gereken asıl zafiyet bu tepkisinde bulundu. Yani tablo şu. Diyorsun ki, uçak isteyin. Niye istemiyorsunuz yurt dışından? Diyor ki, gururumuza dokunur. Bizde bir tane uçak yok. Niye bizde bir uçak yok? Niye öyle söylüyorsun? Onu da söyleme, bunu da söyleme. Ne olsun? Biz böyle uygun gördük. Uçak da kiralamayız. Uçak da almayız. Ormanlarda yanar, sana da susmak düşer. Sus. Geçmişte Ankara'nın da katıldığı küresel yardım ağının yetersizlik göstergesi olmadığı belirtildi. Yani bu şu, Avrupa Birliği'nden yardım istedik geliyor deniyor ya, ya o bir küresel yardım ağ sistemi ve Türkiye oraya üye. Yani bir bölgede yangın çıktığında, bir ülkede yangın çıktığında Türkiye'de yardımda bulunuyor elinde imkanları varsa. O küresel yardım sisteminden bu kez bizde yangın var, hadi gelin bizdeki yangını söndürelim demek acizlik değil. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, bizim hava gücümüz iyi ama destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz dedi. Bir yandan vatandaş suçlanırken dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan destek gönderen ülkelerin liderlerine teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi onların yardımını da kabul ederiz, incinmeyiz. Bu gurur vesilesi yapılacak durum değil, bir afet dedi. Yani nihayet, yani aklı selim. Ya burada incinecek bir şey yok, bu bir afet. Yardım istemek bir gurur meselesi yapılamaz diyen bir isim çıkmış. Çıktığını anlattım da zaten, hani haberin devamı öyle. Uçak bakımına bir yılda %2700 zam. Bu neymiş? Türk Hava Kurumu Başkanı'nın farklı açıklamaları. Geçen yıl uçakların bakımı için 150 bin dolar gerektiğini dile getiren Cenap Aşçı, bu kez rakamı 4 milyon dolar olarak bildirdi. 3 milyon 850 bin dolarlık çelişki hangisi doğru sorusuna yol açtı. Evet, THK'nın başındaki kayyum önce 150 bin dolar gerekiyor demiş. O videolarda var. Sonra da 4 milyon dolar gerekiyor dedi. Ne oldu bir anda uçak bu kadarken bu kadar nasıl yükseldi? %2700
bakımlar mı zamlandı diye sormuş Karar Gazetesi. Yangın mahallinde sabotaj iddiaları tehlikeli provokasyona dönüştü. Bu kıvılcım hepimizi yakar. 7'den 70'e herkes yangınlarla savaşırken Manavgat'ta iki kişi kundaklama gerekçesiyle linç girişimine uğradı. Bunun ardından cepten örgütlenen gruplar sabotajcı avına çıkınca güvenlik birimleri provokasyona gelmeyin uyarıları yaptı. Dün ekrana getirdik, bir jandarma komutanı oradaki vatandaşları uyarıyor ama bunun etkili olmadığı, bunun önlemediğini de görüyoruz. Bugün mesajlar arasında vardı. Kimdi? Şimdi onu da bulamayacağım. İyice rezil olacağım. Her şey birbirine girmiş durumda. Yolunun kesildiğini söyleyen bir Serdar Çalık. Serdar Çalık diyor ki, bir fotoğrafçı aynı zamanda bölgede yangın söndürmeye de yardım ediyor. Az önce Mumcular yolunda sivil gençler aracımı durdurup kontrol yaptılar. Yangın bölgesinden geldiğime inanınca bıraktılar. Resmen insan avına döndü bu iş. Bakın, bu ben sabah aldım. Gece yarısı atılmış bir tweet. Yani arabayı durduruyorlar gençler, sivil. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Kimliğinde neye bakıyorlar onu bilemedim. Hala anlayamadım. O kimlikte ne görüyorlar? Tip karşında kimlikte neye bakıyorlar? Ve ne yapacaklar? Şüpheli gördüklerine ne yapıyorlar? Onlara bu görevi kim verdi? Hala bu yangınların provokasyon sonucu, işte sabotaj sonucu çıktığı söylentisi, bölgemizde birileri ormanları yakıyor söylentisinin etkili olduğu anlaşılıyor. Zeynel Lüle, evet hemen bağlanalım. Zeynel Lüle, günaydın. Merhabalar, günaydın sevgili Murat. Neredesin, durum ne, öğrenebilir miyiz? Şu anda benim bulunduğum yer Orhaniye. Bir köyü tabii. Hani ve Turgut arasında bir hem durdu da hem Hisar'ın pek güzel dünden itibaren da çok ciddi bir şekilde alevlerin yoğunlaştığı bölgeler oluştu. Özellikle Orhaniye'de bir ses gidip geliyor. Ses gidip geliyor. Acaba telefon mu açsak arkadaşlar ya da bir daha deneyelim? Telefonla da olur. Yani Zeynel Lüle'yi Skype'la değil de belki o bölgede şu anda. Bakın, mesela bunu konuşurken internet altyapısını konuşmamız lazım. Bu böyle hani bir şey konuşuyoruz ama birbirine bağlı bir sistem sorunuyla karşı karşıyayız. Türkiye internet altyapısı en zayıf ülkelerden biri. En güçlü olduğunu söyleyebilirler ama öyle olmadığı verilerle ortada. Anlık test edip görürsünüz. Tüm dünyada İnternet hızlarına bakın. İnternet altyapısının bu kadar zayıf olması, dolayısıyla afet anlarında afetle mücadeleyi de sekteye uğratıyor. Yani insanlar arasında organizasyon sağlamanız, birbirinden haberdar olmaları, ekipler arasında haberleşme, şimdi kalabalık içerisine girdiğinizde vericinin işte gücü düşüyor, insanlar birbiriyle iletişim kuramıyorlar, böyle birçok sorun yaşanıyor. Demek ki yapılması gereken, bakılması gereken alanlardan biri de bu altyapı. Dolayısıyla bunu da bu vesileyle dile getirmiş olalım. Bakın, kurulmak istenen pek çok bağlantıda sorun yaşıyoruz. Zeynel Lüle'ye telefonla bağlanabildik mi arkadaşlar? Yani telefonla bağlanalım. Tamam. Telefonla bağlanalım. Tamam. Skype'ı zorlamayalım. Bir telefondan son durumu öğrenelim. Çünkü en son gece yarısı attığı mesajdan ben endişelendim. Yani Orhaniye'ye doğru da gelebilir bugün diye bir mesajı vardı. Dün akşam paylaştığı mesajda da yangın Orhaniye'ye doğru geliyor demişti. Dolayısıyla bir konuşmak isteriz. Fırsat, eğer imkan olursa. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ulaşmak isterken. Evrensel, hiçbir yakarışımıza kulak verilmiyor. Yardım çağrılarına yanıt alamadıkları halde günlerdir yangına müdahale edemeyen iktidar tarafından suçlanan belediye başkanları yaşadıklarını anlattı demiş. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, bizim koordinasyonlu çalışmada sıkıntımız yok ama hiçbir sözümüz dinlenmiyor, hiçbir yakarışımıza kulak verilmiyor demiş. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, böylesi bir kriz ve yangın döneminde kurumların kalkıp birbirine karşı suçlamalarda bulunması hiç doğru değil demiş. Yani şu anda suçlama zamanı değil, biraz bu yangını söndürme zamanı demiş. Alalım hemen. Zeynel Lüle kesildi. Malum orada şu anda tabii bir ciddi altyapı sorunu da var, iletişim sorunu da var. Telefonla bağlandık. Nedir son durum? Bir öğrenebilir miyiz? Ya,
Sevgili Murat Bey'den telefonla bağlandık. Mecburi az önce tabii kesildi Skype bağlantımız. Bir sorun sonraki değil. Belki bağlantımızda daha sağlıklı alanda yapmaya çalışacağım. Şimdi tabii Orhaniye şu anda Marmaris'teki en afet olayının en çok yoğun yaşandığı bir bölge oldu bir anda. Hisarönü tamamen yandı. Hisarönü'ndeki durumlar artık çok fazla müdahale gerektirmeyen durumlar. Çünkü yerleşim alanlarına da ulaştı. Yerleşim alanlarından terk ettiler, tahliye ettiler ama Orhaniye öyle değil henüz daha. Orhaniye'nin iki tarafından da kapatılmış durumda iki günden beri. Hem Hisarönü'den Orhaniye'ye gelecek olan yol hem de Turgut'tan Orhaniye'ye gelecek olan yol iki taraftan da kapatıldı jandarmalar tarafından. Burası tamamen bir afet bölgesi oldu. İki alanda yoğun yangın var. Birisi Martin Marina'nın üzerinden geliyor. Yani Kıskumu denilen alanın üst kısmında yangın var. Ya bir başka bölgede Keçibükü denilen alan. O Keçibükü'de Orhaniye merkez mahalleye çok yakın. Tamamen yerleşim alanlarının üstü. Bütün gece halk yani köylüler ve burada bulunanlar, evleri bulunan insanlar ve de itfaiye ekipleri aslında karadan müdahale etmeye çalıştılar ama ne kadar edebilecekler, çünkü yukarıdan yapılan yukarıdan yönlenen bir yangındı ve yola kadar da neredeyse ulaştı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren de helikopter müdahalelerini gördük. Helikopter az önce bile zaten bağlantımızın kesilmesinin bir nedeni de olsa gerek, çünkü helikopter çok ciddi bir şekilde burada çok gürültülü bir şekilde oraya müdahale etmeye çalıştı. Ancak sabah ilk saatlerinde yapılan o müdahalenin ardı 2 saat kadar kesildi ve şimdi tekrar başladı denilebilir. O çünkü yoğun yangın bölgesi, ki size görüntülü bağlantı yapabilseydik göstermeye çalışacaktım. Orası yavaş yavaş köyün içine doğru inmeye başladı. Oraya acil müdahale lazım tabii. Bu arada hem köylülerin hem itfaiyelerin o hemen yol kenarında da beklediklerini de anlatalım. O gece yaptıkları müdahale hala devam ediyor tabii ama o yola ulaşması halinde zaten çok büyük bir şekilde herhalde müdahale edilecektir. Bu şu andaki yapılan çalışmalar tamamen alevlerin yukarıda kalmasını sağlamak ya da söndürmeye çalışmak. Sadece ve sadece tek bir helikopterin bu işe müdahale ettiğini söyleyelim. Sabah saat 7'den 8.30'a kadar aşağı yukarı sürdü. Evet. Ve şimdi sadece bir helikopter daha geldi. Onun dışında hava müdahalesi yok. Maalesef bütün buradakilerin beklentisi hava müdahalesinin yoğunlaşması ve bu yangının da söndürülmesi. Çünkü Orhaniye tamamen tehlike altında. Şimdi alevli yangınlar var değil mi? Şu anda hani öyle duman evet tutuyor falan değil. Geceden itibaren alevler var. Rüzgar var mı Zeynel Lüle? Rüzgar var mı? Rüzgar şu anda çok yok. Murat Bey'den fazla yok ama gece bu çevredeki yangın neredeyse bütün köyün aydınlık olmasına neden olmuştu. Alevli yangınlar hem dediğim gibi Martın Marina'nın üzerinde yani Kıskumu'nun üst kesiminde olan bölüm hem de Keçibükü denilen bölüm yani Turgut'a hemen komşu olan bölüm. Burası aslında yangın bölgesinin son kalesi deniyor. Eğer burayı aşarsa ve burayı da tehlike altına alır ve yangın burayı da aşarsa Selimiye'ye gidecektir. Tabii Selimiye'de çok büyük bir tehlike altına girecektir. Bu nedenle buranın bir an evvel söndürülmesi lazım. Tek bir helikopterle 2 saatte bir yapılan müdahalelerle bunun olmayacağı kesin. Çaresizlik tabii ki hakim. Bütün vatandaşlar, dün köylüler, itfaiyeciler dahil olmak üzere ki çevre kentlerden gelen itfaiyeciler bunlar, Bursa'dan, Bandırma'dan, Denizli'den, Manisa'dan, aynı zamanda tabii ki Muğla'dan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de görüyoruz. O yapılan evet müdahaleler tabii sadece ve sadece çevredeki yerleşim alanlarına ulaşması halinde etkili olacaktır. Onun dışında evet yapılabilecek bir şey yok. Yani daha çok yerleşim yerleri artık korunmaya çalışılıyor. Ormanlık alana müdahale etmekte daha zor görünüyor. Çok teşekkürler Zeynel Lüle. Geçmiş olsun. Ben yeniden görüşmek üzere. Evet, kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi Muğla'nın hava durumuna baktım. Kapatacağım ama Muğla'da durum nedir diye. Bugün 39 derece, 41 derece gün ortasında mesela 12 ile 15 arası 41 derece sıcaklık bekleniyor. Nem %10. %10'luk bir nem var. Dolayısıyla ortalama rüzgar hızının da 9 kilometre.
maksimum rüzgar hızının 34 kilometre, saatte 34 kilometre olduğu hava koşullarından bahsediyoruz. Yani yangınla mücadeleyi zorlaştıracak hava koşulları olduğunu da hatırlatmış olalım. Hala yangın bölgelerinde maalesef. Yarın sabah saat 7'de Gün Başlıyor programında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yalanlara teslim olmayın.